Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Artık sır perdesi kalktı, birçoğunuz biliyorsunuz. Yeni kameramızın Blackmagic olduğunu, Blackmagic Ursa Mini Pro. Gerçi deneme çekimlerinde kamera gözüktü ama esasen vizör ve kumanda kiti de var, yani biraz daha büyük. Hani ilk başta böyle o videonun başında, sezon 5 Blackmagic yazan videonun başında omuzda tutuyorum ya kamerayı. Esas hali o aslında. Tripoda koyduğumuzda sağından solundan falan böyle parça çıkartabiliyoruz. Daha hafif bir şekilde kullanabiliyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar ilk çekimleri? Çok ilginç bir şey. Aslında renk ayarları yaparken o kadar da belli olmuyordu ama yükledikten sonra çok daha net bir şekilde fark ediliyor. Deneme görüntülerine bakıyorsun. Ondan sonra geri gidip en son yaptığımız videolar bile, yani o işte beyaz bayraklı kulübe 1 dakikalık yarışma filmi. Ona bile baktığın zaman oha çamur diyorsun. DSLR'ların kalite olarak, ya tabii birçok farklı özelliği var da, kalite olarak da şöyle bir sıkıntısı varmış. Ben de onu yeni fark ettim. Hemen böyle odakta olmayan, biraz uzakta olan görüntüler aşırı çamur gibi oluyor. Yani o detayı hiç yakalayamıyor. Bunları fark ettim. Ondan sonra eski görüntülere baktım. Lan dedim, ya bir anda böyle gözüme kötü gözükmeye başladı. Ne kadar garip varlıklarız değil mi insanlar olarak? Ondan sonra şeyi hatırlıyorum. Grace diye bir kısa film vardı Vimeo'da. Size de hatta anlatmışımdır. O videonun renklendirmesini falan aşırı beğenmiştim ben. Böyle normal Hollywood filmi gibi değil. Biraz bağımsız filmi andırıyor ama renkler daha da benim hoşuma gitmişti yani. Tam böyle Vimeo videosu diyebileceğim bir filmdi. Uzun süre ben nasıl öyle bir görüntü elde edebilirim falan diye böyle sinematografi, ondan sonra color grading hepsini böyle yalayıp yutmaya çalıştım. Deniyorum deniyorum olmuyor. Lan diyorum neden olmuyor falan. Makinadanmış abi. Makinadanmış. Çünkü baktığın zaman kızın böyle saçının teli falan gözüküyor. O detaylar belli oluyor yani. Neyse. Şimdi tabii yeni makine yeni zorluklarıyla birlikte geliyor. Jimmy Jeep'i tekrardan modifiye etmemiz gerekiyor. Ona başladık. Jimmy Jeep modifiyesine ağır kamera uygun bir şekilde olacak hale getirmeye çalışıyoruz. Ondan sonra tabii Glide Cam'i de aynı şekilde. Glidecam artık taşınamayacak hale geldi. Karşı ağırlıkta koyman gerekiyor ya. O yüzden ona da böyle vücuda takılabilen aparat yapmaya çalışacağız. Slider'ı gene yeni kameraya uygun hale getirmeye çalışacağız. Yavaş yavaş bunlar da çözülmeye çalışılıyor. Bu arada robot için altına başlayacağız. Robotu unuttuk sanmayın, merak etmeyin. Sürekli deneyelim, olmazsa şunu yaparız falan diyorduk. Artık darlandım ben. Yapabileceğimiz şekilde yapalım dedim. En azından bu esnada bayağı bir şey öğrendik. Yani vaktimiz boşa gitmedi ama artık şu noktada siz de darlandınız. Ben sizden daha fazla darlandım. Yapabileceğimiz şekilde yapalım. Benim eski bir şey dizaynım vardı. Hatırlıyorsunuzdur belki, RoboBrain dizaynım vardı. Onun gibi yapacağız. Tabii o zamanlar ben hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey bilmediğim halde neredeyse olmuştu yani. Gerçekten hiçbir şey bilmeden çok böyle kararlama, bodoslama bir şekilde yaptığım halde neredeyse olmuştu böyle. Biraz gidiyordu, ondan sonra takılıyordu taşa falan. Hani bunu yaparız. Biliyoruz artık çünkü bazı şeyleri. Onların detayına da girip sizi sıkmak istemiyorum ama en son artık yani atölye videolarında gösteririm. Bu arada yeni Ekim atölye videomuz yüklendi. Yarışmalardan dolayı ve yeni projelerimiz için hazırlık yapmakla geçti bazı haftalar. Yani atölyeye gene gittik ama hazırlık yaptık orada. O yüzden onları çekmedik. O yüzden kısa bir video olacak. Sadece işte yarışmadaki kullandığımız tüfekler, bu kısa film için kullandığımız tüfeklerin yapımı. Bunları göreceksiniz. Ve tabii ki belki hatırlıyorsunuzdur. Bir tane terk edilmiş bir mekan arıyoruz. Orada bir skeç çekeceğiz demiştim. Onu halledene kadar araya yarışma girdi. Yarışma bitene kadar zaten yeni kamera geldi. Böylece yeni kamerayla ilk deneme videomuz o olacak. Şu anda onun üzerindeyiz. İşte senaryo biraz üzerinden geçeceğim tekrar. Mekan ayarlamak. İşte bu şekilde haftalık raporumuz böyle. Onda oyunculuk da önemli olacak. O yüzden önceden bir oyunculuk çalışması için de bir toplanacağız. Böyle böyle kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Durumumuz bu. Aslında haftalık rapor güzel oluyor. Çünkü diyorum ya, insanlar böyle video çekmediğimiz için, yüklemediğimiz için bir şey yapmıyoruz, oturuyoruz falan sanıyorlar ama doğru değil tabii. Gördüğünüz gibi aslında her hafta bir şeyler yapıyoruz. Bir adım da olsa ileri gidiyoruz. Daha vurucu bir kısa film
fikrim var. O bu kadar kısa olmayacak yani, o skeç kadar kısa olmayacak. Herhalde bir 20 dakika falan olur diye tahmin ediyorum. Bundan sonra da ona gireceğiz. Çünkü teknik açıdan aşırı zor değil. Ve bunu yürütürken de bir yandan da tabii robota devam edeceğiz. İşte böyle arkadaşlar. Geçelim mi haftanın Patreon sorusuna? Hadi geçelim. Evet. Haftanın Efe Aybi köşesi, yani Patreon kullanıcısı sorusu köşesi. Bu hafta Berker isimli bir arkadaşımız sormuş. Bazen böyle soyad olmuyor. Ben de sadece isim söylüyorum o yüzden. Merhaba Efe Aybi. Herkes artık Efe Aybi demeye başladı. Bu olayın başını biliyor musunuz arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Bir kişi demişti galiba, o da yanlışlıkla yazmış. Ben de öyle okumuştum. Ondan sonra böyle kaldı. Her neyse. Askerliğini yapmış biri olman sebebiyle sana sormak istediğim bir soru var. Bu yaz üniversiteden mezun oldum ve sene sonunda askerliğimin tecili bitiyor. Geçtiğimiz bir aylık dönemde yaptığım iş başvurularının neredeyse hepsi askerlik durumum sebebiyle başarısız oldu. Ben de önümüzdeki sene askerliği aradan çıkarmak istiyorum. Ama ailem askere gitmeme kesinlikle karşı çıkıyor. Gitme, yüksek lisans yap, sağlık raporu al, yurt dışı vs. alternatif yollara gitmemi söylüyorlar. Bu durumda içimden bir ses hemen aradan çıkarmamı ve bunu daha fazla ötelememin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Ama her gün gelen şehit haberleri de kararsızlığımı iyice etkiliyor. Senin düşüncelerin nedir? Teşekkür ederim Efe Aybi. Evet, toplumumuzun kanayan yarası tabii. Daha doğrusu şehirli ailelerin. Genelde böyle varoşlardaki veya işte kırsal alandaki veya taşradaki ailelerin sorunları farklıdır ve hep onlara değinilir. Şehirli insanların sorunları yok gibi görür herkes. Özellikle de başka yerde olan insanlar. Ve gerçekten işin en kıl edici yanı budur. Askerde de öyle. Herkes der ki işte kısa dönemler poşet, aşırı rahat askerlik yapıyor. Çünkü şeyi düşünüyorlar. O adamlar işte çok fazla spor yapmıyor, bilmem ne şunu yapmıyor falan ama o insanlar malların arasında yaşamak zorunda. Öyle sıkıntımız var yani. Sen malların arasında yaşamak zorunda değilsin. Yani bu lafı diyen, o poşet diyen arkadaşlara söylüyorum. Sen malların arasında yaşamak zorunda değil. Öyle bir sıkıntın yok. Ama o adam senin aranda yaşamak zorunda. Onun ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu senin bilememen normal. Bu da gene işte aynısı. İnsanlara derler ya, bu adamların hiç derdi tasası yok. Bak ne güzel, okula gidiyorlar. Aileleri okula yolluyor. Üniversiteye gidebiliyorlar. Ne sıkıntıları var ki? Niye depresyona giriyor bu çocuklar? Neden böyle intihar ediyorlar? Oo, şımarıklık bu. Şımarıklık bile olsa aslında çoğu insanda o şımarıklık bile olsa o şımarıklığın suçu da çocuklarda değil aslında. Tabii bu arada mesajından şunu anlayamadım. Sen kendin ne istiyorsun? Yani mezun oldun, işe başlayayım mı istiyorsun, yoksa yüksek yapmak istiyor musun? Buradan anladığım kadarıyla, mesajdan anladığım kadarıyla yüksek yapmak senin için çok önemli değil. İşe gireyim, bu önemli senin için. Eğer bu önemliyse ve yüksek yapmaya da fazla ilgin yoksa, benim mesela yoktu. Bir ara başvurmuştum tesis yüksek lisansa. Onun da tek sebebi şeydi. Boşta demesinler diye. Boşta böyle elinde makinayla, dijital fotoğraf makinesiyle çocuklar gibi böyle arkadaşlarıyla bir araya gelip böyle bir şeyler çekiyor. Ondan sonra da YouTube diye bir site varmış. Tabii şu an YouTuber'lık falan var ya, o zaman tabii öyle bir şey yok. Hiç böyle bilinmeyen mesela medium.com. Hani Türkiye'de çok çok az bilinen bir site düşünün. YouTube'da öyleydi bir de yani. Ne yapıyorsun abi şu an elinde dijital fotoğraf makinesi var çük kadar. Şu anki akıllı telefonların boyutunda. Bir şundan daha küçük. Ne yapıyorsun sen onunla? İşte arkadaşlarla, işte bir arkadaşım böyle annesinin ne merkeziydi o ya? Fizik terapi miydi? Öyle bir şeydi. Fizik terapi merkezi vardı. Boş olduğu zamanlar oraya gidiyoruz böyle. Ama çok güzel mekanda ha. 3 katlı falan böyle. Keşke aramız açılmasaydı o arkadaşla ya. Ne güzel mekanı vardı. Orada işte böyle kısa filmler falan çekiyorlar. Kavanoz. O zamanlar. İşte ben de boşta geziyorum. Böyle çoluk çocuk gibi dijital fotoğraf makinesiyle arkadaşlara bir araya gelip bir şeyler çekiyoruz. İşte böyle çok çekeceğiz. Ondan sonra çok çektikten sonra da filmci olacağım ben. Dediğim zaman millet götüyle güler diye. Daha basit ne yapıyorsun? Yüksek lisansa ALES'e hazırlanıyorum. İşte tesis yüksek lisansa hazırlanıyorum. Deyince rahat bırakıyorlardı o teyzeler.
teyzeler rahat bıraksın diye yani. Her neyse, maalesef dediğim gibi gene bak beni gaza getirmek için mi yapıyorsunuz? Beni alevlendirmek için mi? Artık biliyorsunuz herhalde neylerin beni alevlendirdiğini. Kendi aranızda öyle mi konuşuyorsunuz? Bizim orada bir deli amca var. Şunu söyleyince aşka geliyor falan. Vardır ya öyle amcalar. Gidersin böyle dayı biz Orta Asya'dan geldik şimdi. Değil mi falan dersin. Böyle başlar dayı ondan sonra konuşmaya falan. Önceden de biraz içmişse. Bu da benim en alevlendiğim, en böyle Orta Asya'dan geldik biz muhabbetine hemen girdiğim, dayılaştığım konulardan bir tanesi. Gerçekten hepimizde var olan ama hiçbir zamanda adı konulmamış sıkıntılardan bir tanesi bu. Ailelerin, özellikle de şehirli ailelerin çocuk sahibi olduğu zaman çocuk gel, yani olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Çocuk ne ister falan değil, ben ne isterim kafasındalar. Evet, ailemizi dinlemeliyiz, annemizi babamızı dinlemeliyiz ama dinlemeliyiz. Her dediğini uygulamalıyız değil. Çünkü daha önce demiştim. Arada şu fark var. Ailenin istediği, sen işte düzenli maaşı olan bir işe gir de sonra bana bakarsın belki. Ailenin istediği ama senin istediğin çok farklı bir şey olabilir. Senin vizyonun, senin hayalleri çok farklı olabilir yani. Dünyada bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Ne bileyim, muhabir olmak istiyorum. Olabilir yani, öyle idealist bir insansındır. Savaş muhabiri olmak istiyorum falan dersin böyle. Veya işte insanların giremediği yerlere girip orada çekim yapmak istiyorum. Belgesel çekmek istiyorum. Bunları insanlara duyurmak istiyorum falan. Anladın mı? Hayatımla bir şey yapmak istiyorum. Çünkü düşünecek olursan gerçekten önemli bir şey yaparsan 40 yaşında belki vurulursun. 45 yaşında vurulursun ama izini de bırakmış olursun. Ama işte ailenin düşüncesi o değil. Ailenin düşüncesi mümkün olduğu kadar uzun yaşa, düzenli bir maaşın olsun, ölene kadar da o kişiye bak. Neden? Yani bizden bu sebepten dolayı önemli insanlar çıkamıyor. Önemli insanlar çıkamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bence yani. Çünkü ne olacak? Olacağı şu: eğer sen tamam dersen, yani o da tartışılır belki, hani anne babanın ailenin de haklı yanları var diyen de olabilir. O ayrı bir tartışma konusu. Ama diyelim ki sen tamam dedin. Tamamen ailenin istediklerini yaptın. Risksiz bir şekilde böyle. Hiç böyle hayatı falan öğrenmeyecek şekilde risksiz okuluna gittin bilmem ne. İşte böyle damgacı neydi? Noter tasdikçisi, damga pulu uzmanı oldun. Yeminli damga basıcı oldun. İşte ne bilmiyorum o işleri. Maaşın da güzel, tamam. Ölene kadar da baktın ailene, annene babana. Öldüler. Sen geldin 40 yaşına, 50 yaşına. O zaman ne olacak? O zaman senin de artık yaşlılığın geldiği için senin de çocuğun sana bakması gerekecek. O zaman da sen kendi çocuğunu da aynı şekilde yetiştirmeye çalışacaksın. Bu sefer de senin götün tutuşacak çünkü. Lan diyeceksin, ben bu yaşa kadar bu şekilde yaşadım. Bundan sonra artık emekli maaşı beni kurtarmayabilir. Veya kurtarsa bile bana bakacak birisi lazım. O yüzden bu sefer sen aynısını düşünmeye başlayacaksın. Çocuğum var, çocuğum yanımda dursun. Dizimin dibinde olsun. Ne iş yaptığı çok umurumda değil. Dizimin dibinde olsun. Uzağa gitmesin. Hayır, işin ilginç yanı da bir de atıp tutarlar ha. Benim oğlum dahidir, benim çocuğum şöyledir, çok zekidir abi. Bir de böyle teyzelerle yarışırlar falan. Bir de teyzelerle yarışırlar. Benim oğlum çok büyük. Hayır, benimki daha büyük adam. Benim oğlum şurayı kazandı. Ulan madem senin oğlum büyük adam, o zaman neden askerden kaçırmaya çalışıyorsun? Senin oğlum madem beceriksiz değil, madem iş bilen, yapabilen bir insan, neden askerden kaçırmaya çalışıyorsun? Neden sürekli çocuğunun başına zorluk geldiği zaman o zorlukları kendi çözmesine izin vermiyorsun? Neden sürekli arkasından dolaşıyorsun? Arkasından dolaşıp hayatı görmesine engel olmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar, tamam, kısa keseceğim artık. Gaza geldim zaten de. Kısa keseceğim. Bazı durumlarda kötü adam olacaksınız arkadaşlar. Olacaksınız yani. Yapacak bir şey yok. Öyle bağırarak çağırarak değil. Ben bunu yapacağım, şunu yapmayacağım falan değil. Direne direne. Sen mesela askerliği aradan çıkarmak istiyor musun? Abi zaten senin annen baban elinden tutup da askere götürmüyor. Sen kendin gidiyorsun zaten yani. Askerlik şeyine, bürosuna. Gayet sakin bir şekilde gideceksin. Bence de aradan çıkarman daha iyi olur. Kısa dönem çünkü sonuçta. Gideceksin, askerlik başvurunu yapacaksın. Tecilin varsa bozduracaksın. Ben artık gitmek istiyorum diyeceksin. Ailen istediğin desin. İsterse ağlasın, bağırsın, çağırsın.
Bunları yapar belki. Belki duygu sömürüsü yapar. Şu falan kalbini falan tutabilir. Falan böyle. Ondan sonra neler? Sigaraya başlayabilir. Ondan sonra işte bana bir şeyler oluyor. Falan yapabilir böyle. Yapsın. Diyorum ya. Bir noktada kötü adam olmak zorunda kalacaksın. Çünkü ya kötü adam olacaksın ya da hayatını tamamen teslim edeceksin. Hayatımızı teslim etmeyeceğiz arkadaşlar. Bu kararı vermeniz gerekecek. Hayatı teslim edip ondan sonra da işte her şey annemin babamın yüzünden oldu demesi kolay. Onu yapmayacağız biz. Çünkü sonuç değişmeyecek. İstediğin kadar başkasına suç at. Aslında suçlu sen olacaksın orada. Tavrını koyamadığın için. Suçlu sen olacaksın. Böyle bir bahane yok yani. Annem babam engelledi beni. Böyle bir bahane yok. Gayet sakin bir şekilde işte atar gider yapmadan askere mi gidilecek? Gideceksin. Orada da mesela belki durdurmaya çalışır. Güzelce söyleyeceksin. Bak diyeceksin işte bu yüzden. Evden kaçıp askere gidiyorum. Askere kaçıyorum. İşte diyeceksin aynen şu an bak kameraya alayım seni. İşte bu yüzden diyeceksin. Evden kaçıp askere gidiyorum. Evden kaçıp askere gitmek nedir lan? Evden kaçıp askere gitmek var. Gerçekten öyle. Birçoğumuz bunu yapmıştır yani. Çünkü okul bitince, üniversite bitince hala daha tabii ailenle yaşıyor oluyorsun. Evlenene kadar. Ki Türkiye'de ekonomik olarak o maalesef onu gerektiriyor. Evlenene kadar ailenle yaşamak. Ama gerçekten artık bunalım olmaya başlıyor yani. Çünkü o noktaya kadar üniversiteyi bitirene kadar ne yapman gerektiği belli işte. Derslerin çalışmak, mezun olmak o yapman gereken o. Yani sonuç olarak arkadaşlar her ailenin, annenin, babanın artısı vardır, eksisi vardır. Benim ailemin de öyleydi. Artıları vardı, eksileri vardı. Mesela birçok aile gibi bana baskı yapmıyorlardı. Git artık çalış falan. Öyle bir kafaları da yoktu. Biraz diğer kutuptaydılar yani. Birçok ailenin bu şekilde baskı yaptığını da biliyorum. Yaşın geldi ulan işe gir artık çalış falan diye böyle. Dediğim gibi arkadaşlar siz kendi doğrunuzu belirleyeceksiniz. Sizin aileniz ne tip bir aile ise fark etmez. Siz kendi doğrunuzu belirleyip o yolda ilerleyeceksiniz. Ben bunu yapmış olmasaydım şu an karşınızda değildim. Ve tabii ki arkadaşlar bunun da altyapısını yapabilmek önemli. Gençliğinizde kendinizi nasıl geliştirdiğiniz çok önemli. Ne yönde geliştirmem lazım konusunda emin değilseniz o da önemli değil. Çünkü herhangi bir noktada geliştirdiğiniz zaman o zaten sizin işinize yarayacak bir noktada. Mesela hep diyorlar abi Çince öğrenmeyi düşünüyorum ama Çince ileride önemli olur mu? Az mı önemli? Ya az önemli olsun ne fark edecek ki? Korece öğren az önemli olsun ama illaki Korece senin bir işine yarar yani. Kore'ye gidersin ha hiçbir şey olmasa. Ben şunu hatırlıyorum. Üniversitede satranca baya meraklıydım. Yani şöyle bir adam düşünebiliyor musunuz şu anda? Derslerine çalışıyor. Derslerinden boş vakit kaldığı zaman böyle oyun oynamak yerine oyun yerine bir Chessmaster 9000, 8000 onlar vardı. Oradan böyle Joshua Etskin'in satranç derslerini seyrediyorum falan. Ondan önce de daha böyle temel satranç dersleri vardı. Onları seyrediyordum falan. O bana bir eğlence olarak geliyordu. Strateji oyunlarını zaten seviyordum. Satrancı öğrenmek bana bir eğlence olarak geliyordu. Ne oldu? Profesyonel satranççı olmadım. Hatta yani gene de dikkatsiz bir adam olduğum için belli bir noktadan sonra kafa gidiyor yani. O yüzden başarılı da olamadım pek satrançta ama en azından o konsepti kafama oturttum. En azından normalden daha iyi oldum bu konuda. Ve en azından da yurt dışına gittiğim zaman bunun da dersini verebiliyor oldum yani. Yani işe alınmamı sağlayan sebeplerden bir tanesi de buydu. O yüzden bunlar boşa gitmez arkadaşlar. Yeter ki siz gerçekten şey olmayın. Maymun iştahlı olmayın. Ona bir gireyim bırakayım, ötekine gireyim, sıkıldım bırakayım. Disiplinli olun arkadaşlar. Bu çok 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 önemli. Size hayatın anlamını veriyorum şimdi. Normalde hani neden disiplinli oluruz? Kurallardan dolayı, başkasının koyduğu kurallardan dolayı oluruz değil mi? Ama arkadaşlar hayatta gerçekten başarılı olmak istiyorsanız, gerçekten öne çıkmak istiyorsanız kendi kendinizi disipline etmeniz lazım. Kendi kendinize kural koyacaksınız. Kendinize koyduğunuz kurala uyacaksınız. Çok zor bir şey. Farkındayım. Ama bunu başarabilirseniz yürürsünüz. Bu olayın ne kadar önemli olduğunu size anlatamam. Yani şunu düşünün. Kendim kendi kendime kurallar koydum. Filmcilik olarak yani o yönden anlatıyorum. Sürekli kendi kurallarıma uydum. Şunu düşünmedim. Bu bana para getirecek mi? 2007'de arkadaşlarla işte o deli gibi o fizik terapi merkezinde böyle matların üzerinde uyuduğumuz
Ondan sonra uyanıp çekime devam ettiğimiz o dönemlerde şunu düşünmedim. Lan niye yapıyorum ki ben bunu yani? Yapsam ne olacak? Para mı alacağım? Bunu düşünmedim. Benim tek bir amacım vardı, o da iyi bir şeyler çekmek. Bu amacın doğrultusunda da ne kadar zorluk olursa olsun bu amacı başarabilmek için kendimi ne derler kamçıladım. Ve buna hiçbir zaman ara vermedim. Şu an hala buna devam ediyorum. Ve bu sayede arkadaşlar filmcilik piyasasına, film piyasasına paralel bir şekilde kendimiz ilerleyip kendimiz gelişip alternatif çalışmalar üretebiliyoruz. Kırmızı Hap başka nasıl olabilirdi? Kırmızı Hap 2, 3 nasıl olabilirdi başka? Uncle Sam videosu başka nasıl olabilirdi? Çektiğimiz birçok şey başka nasıl olabilirdi? Ve daha da önemlisi gelecekte göreceğiniz filmler. Şu an artık bir seviye atladık. Siz de heyecanlanıyorsunuz, ben de heyecanlanıyorum arkadaşlar. Ben de merak ediyorum çünkü. Bunların hepsinin olma sebebi budur işte arkadaşlar. Evet, konu neydi ya? Şehit haberleri falan dostum zaten kısa dönem yapacağın için savaşılan çatışma olan yerlere girme ihtimalin, oralara gitme ihtimalin. O şehirlere gitsen bile çatışmaya girecek pozisyonlara düşürülme, düşme ihtimalin. Çünkü mesela Hakkari'de de askerlik yapmış arkadaşım vardı. Evet, arada taciz ateşi oluyormuş yukarıdan. Hani şanslıysan kafana yiyebilirsin ama mesela o arkadaş silahçı olarak yaptı, kantinci olarak yaptı. Kısa dönemsen zaten şehit olma ihtimalin daha da düşük yani. Bayağı daha düşük normale göre. Çok şanssız değilsen. O yüzden bunları kafana takma. Askerliğini yap. Askerden döndüğü zaman çok farklı bir insan olacaksın. Hem de kafanı dağıtmış olursun. Şöyle de bir bence artısı var. Mezun olduktan sonra askerlik yapmanın. Yani hemen sonra askerlik yapmanın. O okul disiplini var ya gene. İyi kötü bir okul disiplini var. En azından o disiplin gitmeden. Çünkü insan rahata o kadar kolay alışıyor ki. O yüzden o disiplin gitmeden hemen bence aradan çıkarman daha iyi olur. Podcast ambulansımız gitsin. Ve yine şu muhabbeti çok duyuyorum gene ailelerden. Sağlık raporu al. Çürük raporu al. Gerçekten çocuğun ne kadar büyük bir aşağılayıcılık yani. Yani herkes gidebiliyor. Onlar gidebiliyor. Onlarda sıkıntı yok. Ama sen gidemezsin. Sen yapamazsın. Sen beceriksizsin abi. Öyle, eline silah verdi. Sıkacakmışsın. Sen kolay mı sanıyorsun askerliği? Böyle erken kalk falan. Hiç yaptığın şey değil yani. Gerçekten işte sağlık raporu al. İşte bir yerlerden para bulalım. Bedelli yaptıran falan. Ne kadar büyük. Çocuğu ne kadar büyük bir aşağılama bu yani. Ne kadar büyük bir aşağılama. Gerçekten birçok insan bakın kendi ailesi tarafından aşağılandığı kadar hiç kimse tarafından aşağılanmamıştır yani. Ondan sonra diyorlar ki gençler, çocuklar neden başkalarının peşinden gidiyor? Ailesinin peşinden gideceğini. Ben şunu hatırlıyorum. Bizim Aikido hocamız çok sertti. Bayağı böyle kırar dökerdi kolumuzu, bacağımızı. Ama bize saygı duyardı. Yani bunları yapabileceğimizi düşünürdü. Yani söylemezdi ama en azından yapmamızı isterdi yani. Bu zor hareketleri, zorlanmayı, bu zorlukları yaşamamızı isterdi yani. O yüzden daha çok saygı duyuyorduk yani. Ve birçok insanın da bana daha çok saygı duymasının sebebi de bu. İşte aileler kızıyormuş. Kendinize kızın abi. Bana kızmayın. Ben insanlara saygı gösteriyorum. Saygı duyuyorum. Çoluk çocuk muamelesi yapmıyorum insanlara. Çocuklarınıza çoluk çocuk muamelesi yapmanız onları sizlerden uzaklaştıracaktır. Başkasının suçu değil bu. Sizin suçunuz. Çocuğumun her istediğini yapayım. Ondan sonra hayatı görmesine izin vermeyeyim. Kendi yaşadıklarının, kendi yaptığı hataların sorumluluğunu almasına izin vermeyeyim. Ne olabilir ki yani? Ne olabilir ki? Ne sıkıntı çıkabilir ki? Ondan sonra insanlar sıkıntıdan PKK sempatizanı oluyor lan. Sıkıntıdan. Böyle bir şey olabilir mi? Can sıkıntısından. Amerika'da can sıkıntısına SJW oluyorlar. Kime söylesen inanmaz. Neden? Çünkü şimdi her insan gelişmek ister ya. Gelişmek ister. Bir yerlere böyle kendini getirebilmek ister. Ve bunun için de zorluk çekmek zorundasın. Zorluk çekmene izin vermiyorlar. Zorluk çektirtmiyorlar. Öyle olunca da sen götünden zorluk uyduruyorsun. Götünden zorluk uyduruyorsun. Bayan dediler bana. Nasıl bayan dersiniz, atıyorsun kendini yerlere falan. Yani sen askerlik falan yapamazsın abi. Sen damga bas. Sen anca damga basabilirsin. Yeminli mali müşavir ol diyeceğim ama sen yemin de edemezsin ki. Karıştırırsın lafını. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bu olacak. Şimdi bunu doğal felaket olarak düşünmeniz lazım. Suçu kendi hayatınızda yaşadığınız sıkıntıları, kendi hayatınızda yaşadığınız olumsuzlukları, bunların
sorumluluğunu başkasına yüklemeyin. Siz izin veriyorsunuz. Şunu çok görüyorum mesela, işte kızlar anlatıyor. İşte şu 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 bana, işte Haydar bilmem ne, Baran Berk, Baran Efe bana neler yaptı biliyor musun, sayıyor falan böyle işte. Hayrullah bana şunu yaptı, bunu yaptı. İçimden söylemek geliyor. Suçlu sensin. İzin verdin çünkü. Güçlü olacaktın. Diyecektin ki sana ilk böyle şerefsizlik yaptığı zaman. Diyecektin ki abi o zaman siktir git güle güle. Belki peşini bırakmayacaktı ama güçlü olacaktın işte. Güçlü olacaktın, mücadele edecektin. Ezik olmayacaktı. Ezik olduğun için suçlu sensin diyesim geliyor. Ama tabii dışından diyorum yani en fazla. Belki lafı uzatmış olabilirim ama bence çok çok önemli bir konu bu. Yani şu yaptığımız geyik muhabbetinin çoğundan çok daha önemli. Ne kadar üstüne bassam azdır o yüzden. Kendi hayatınızda yaşadığınız olumsuzlukları, bunların sorumluluğunu başkasına yüklemeyin arkadaşlar. Hedefiniz var mı? Var. O hedef doğrultusunda ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaksınız. Aslında bence çok, şu da çok saçma. İşte ailenle kavga etmek. Niye kavga ediyorsun ki? Suratına ha ha diyeceksin, bildiğini okuyacaksın ondan sonra. Bir de şu var. Bileceksin de. Bildiğini okuman için bilmen de lazım. O yüzden altyapı da yapman lazım. Ben mesela çıkıp şunu diyebilirdim. Ya ben filmci olacağım falan ama hiç uğraşmayabilirdim. Çünkü birçok kişi bunu da yapıyor. İşte ben müzisyen olacağım diyor ama pratik yapmıyor ki. Çalışmıyor, uğraşmıyor o noktada. Biraz işte bir şeyler öğreniyor, oldum diyor ondan sonra. Bu da önemli. Yani başkasına atmayın arkadaşlar. Kendi hayatınızdaki olumsuzlukların suçunu başkasına atmayın. Etrafınızdaki insanlara atmayın. Atatürk çıkıp şunu diyebilirdi. Ya ben aslında ülkenin işgalden kurtulmasını istiyorum ama ne yapalım? Sultan istemiyor. Yapacak bir şey yok yani. Onun suçu abi deyip işin içinden çıkabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Bu arada Atatürk demişken konulardan bir tanesi. Daha ileride konuşacaktım ama madem konu geldi bahsedelim. Elon Musk gelmiş Türkiye'ye. Baya baya şaşırmıştım. Anıtkabir'de fotoğraf çektirmiş falan. Ne oluyor lan? Çünkü Türkiye'ye geldiğini bilmiyorum ben. Ondan sonra işte bir tane daha fotoğrafı var. Çiçek koyarken Anıtkabir'e. Orada da işte zorluklara rağmen savaşmasını bildiği gibi bir şeyler yazmış. İnsanlar baya gaza gelmiş, alkışlamış falan. Ne oluyor acaba? Sonra baktım Cumhurbaşkanı'yla falan görüşme yapmış. Büyük ihtimalle Tesla Motors Türkiye'ye geliyor. İyi bir şey tabii. Şu elektrikli arabalar gelsin artık. Ve evet, sırada çok hoş olmayan ama konuşmak zorunda hissettiğim konulardan bir tanesi. Gene bir arkadaş söyleyince ben de fark ettim. Cem Korkmaz diye bir YouTuber varmış ve intihar ediyor bu arkadaş. Kendisini tanımıyordum eminim. Güzel bir arkadaşımızdır. Şimdi böyle gülmeli, eğlenmeli konuların arasına bu konuyu koymaya ne gerek vardı diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bunun üzerinden konuşmak istediğim bazı şeyler var. Birincisi, olayı bilmiyorsanız olayı anlatayım. Daha doğrusu insanların söylediği şekilde anlatayım. Çünkü olayın iç yüzünü %100 olarak hiçbirimiz bence bilemeyiz. Dediğim gibi insanların anlattığı şekilde anlatıyorum ben. Bu arkadaşımız yap yap gibi veya işte oha diyorum o tür kanallarda yayınlar yapıyormuş. O işte oyunculardan bir tanesiymiş. Sonra bir işte videosunu gördüm ben. Kafa biraz yüksek gibiydi artık. Belki alkol, belki de normal hali öldür, bilemeyiz. Orada işte Periskop yayını açıyor. Periskop yayını açınca tabii ki insanlar küfretmeye başlıyor. Çünkü Periskop. Ama bu duruma sinirleniyor arkadaş. Büyük ihtimalle uzun süredir de küfrediyorlardır. Çünkü internet ortamı. İnternet ortamı demek çoluğun çocuğun eğlence olsun diye millete saldırması demek. Buna sinirleniyor ve o da küfredenleri küfrediyor. Bayağı saydırıyor. Öyle olunca da bu küfürleri YouTube'a yüklüyorlar. İşte Cem Korkmaz insanlara küfretti falan diye. Ondan sonra bir daha yayın yapıyor. İşte diyor neden küfürlerimi YouTube'a yüklediniz? İşte orada güzel güzel konuşmaya çalışıyor ama gene sinirlendiriyorlar. Gene bir iki küfür ediyor. Sonra bunlar olunca bu arkadaşı o Mediacraft mı? İşte oradan atmışlar. Attıktan sonra arkadaş kendi kendine kanal açmış, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii tahmin edeceğiniz üzere. Bu tür böyle challenge veya deney videosu kanalı zaten tonla var. O yüzden arkanda böyle büyük bir firma yoksa görünmen, göz önüne gelmen zor. Ve dolayısıyla sevilmiyor, tutmuyor bu kanal. Söylenene göre de, bilmiyorum insanlar nasıl bu kadar emin olabiliyor ama söylenene göre de bunalıma giriyor bu sebepten dolayı.
Hani bu kadar yükseldik, sonra düştük, şu an tutmuyoruz, ne yapsak olmuyor gibi. Ve bunun üzerine de intihar ediyor. Bunun üzerine söylemek istediğim birkaç şey var arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu arkadaşımızı tanımıyordum, o yüzden diğer YouTuber'lar gibi veya işte diğer internet üzerindeki arkadaşlar gibi kendimi yerden yere atmayacağım. Yani benim için bir gazetede intihar haberi görmekten çok farklı değildi. O zaman niye buraya getirdim bu konuyu? Özellikle arkadaşlar aslında söze nereden başlasam diye düşünüyordum. YouTube üzerinden bir şeyler yapmaya çalışan ve bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşlara önce onlara hitap ederek başlayayım. Son senelerde arkadaşlar özellikle YouTube Türkiye şubesi açıldıktan sonra ve YouTube'dan ciddi gelir kazanma şansı insanlar yakaladıktan sonra YouTube ünlüsü olmak eşittir normal ünlü olmak kadar tehlikeli ve insanı çiğneyip tükürücü, insanı bitirici bir olay haline geldi. İlk YouTube çıktığında çünkü şunu diyorduk. İşte seni anca firmalar ünlü yapabilir, şirketler ünlü yapabilir. Normalde yani televizyon ünlüsü. İşte ünlü şarkıcı olursun, ünlü programcı olursun. Bunun sonucunda da bu şirketler ne derse onu yapmak zorundasın. Ve bu şirketler seni atarlarsa bittin sen. O yüzden de bir girdap gibi dir. Ve gerçekten kontrolünü bilemezsen, kendini bilemezsen seni çok kötü içine çeker. Ve hayatını mahveder. Bunu biliyorduk zaten. Ama diyorduk ki işte bak YouTube'da artık YouTube ünlüsü diye bir şey var. İnsanlar çıkıyorlar, kendileri bir şeyler yapıyor. İlgi çekici bazı şeyler yapıyorlar. Ve bunun sonucunda da ünlü oluyorlar. Ama maalesef artık çoğu, hepsi değil ama çoğu YouTube ünlüsü de bu şekilde arkalarında birileri olduğu için onlara bağlılar. Ve onlara ters geldikleri zaman bir anda ünleri sıfırlanabiliyor. Ne bu sebepten dolayı da YouTube ünlüsü olmak da ya sadece bu da değil arkadaşlar. Sadece bu da değil. Herhangi bir yere bağlı değilsin, tamam mı? Ama bir şey yaptın tuttu. İstersen güzel bir şey olsun. Bak ben bilmiyorum işte acı biber yeme challenge'ı varmış arkadaşın. Ama deneyleri de varmış. Diyorlar ki deneyleri ilginç deneylerdi. Diyelim ki çok ilginç şeyler yapıyorsun, tamam mı? İlginç şeyler yaptın, ünlendin. Bunu nasıl getireceksin? Yani ünlü olması o kadar zor değil. Ünlü olmak da zor ama daha da zor olan ünlü kalmak. Huzur ve irfan çektik, ünlü olduk. Bir sürü şey çekmiştik daha önceden. Huzur irfan çektik, ünlü olduk. Herkes diyordu ki sürekli huzur irfan çek. Şunu düşünün arkadaşlar. 2009'dan 2017'ye kadar 8 sene ben huzur irfan çekmiş olsam şu anda sizce hala ünlü müydüm? Büyük ihtimalle değil. YouTube'a girdiğiniz zaman YouTube'dan ne istiyorsunuz? Bunu düşünün arkadaşlar. Bir konsept sayesinde veya bir şekilde ünlü oldunuz. O zaman şunu düşünün. Ben ne yapmak istiyorum? Ben bu ünümden hazır ünlüyken ekmek mi yemek istiyorum? Onu yapan zaten çok. Birçoğu böyle zaten. Yani diyorlar ki ben Vine'dan veya işte YouTube'dan ünlü oldum. Hazır da ünüm varken bir film çakayım. Olsun veya olmasın. O yüzden zaten internet üzerinden ünlü olan insanların filmleri kanser olur. Sebebi bu. Çünkü adam bir bakar ünlü olmuş. Hemen acele ünüm gitmeden bir film yapmalıyım der. Ha, filmini çeker. Güzel de para kaldırır. Cumali Ceber işte. Yani istediğiniz kadar bir basın adam abi. İstediğiniz, isterse 1.0 olsun yani IMDb'si. Ne fark eder ki adam şu anda o filmden kazandığı parayı faize verse hayatı boyunca hiç çalışmadan çok güzel bir şekilde böyle geze geze falan rahat rahat yaşayabilecek bir durumda yani artık. O yüzden ne istediğinizi bilmeniz lazım. Adam bunu istiyormuş demek ki. Yani onda da şu sıkıntı var. Adam bu sefer çok param var diye çok fazla çarçur etmeye başlarsa ki de o da çok yüksek bir ihtimal. O zaman da bir noktada para suyunu çeker. O zaman ne yapacak? O zaman gene depresyona girer. Çünkü gene gündeme gelmeye çalışır ama insanlar artık tamam yeter artık Cumali Ceber der. Anlatabiliyor muyum? Recep İvedik 5 tane film çekti hala da yüksek hasılat alıyor. Çünkü Şahan işin ticari kısmında kafası çalışıyor. İşin ticari kısmına kafa eriyor yani kafa çalışıyor. O yüzden sürekli her filmde reklamını iyi yapıp, güzel reklamını yapıp, önemli yerlere reklamını verip gene de malı götürmesini biliyor yani. O da önemli bir şey. Diyorum ya ne istediğinizi bilmeniz lazım. Şimdi bu arkadaşımız tamam siteleri, kanalları çok ünlü oldu. Ama neden ünlü oldu? Hitap ettiği kesimden dolayı. Şimdi bakıyorum çok net bir şey. Ben bunu hakaret olarak söylemiyorum. İnsanlar hakaret olarak algılamasın. Ama çocuklara, çoluğa çocuğa hitap ediyor yani. Öyle mi değil mi? Çoluğa çocuğa hitap ediyorsan periskop açtığın zaman da çoluk çocuğun sana gelip küfretmesini düşünmen lazım. İnsanlar şimdi bir sürü işte sözlük sitelerinde, YouTube'da,
Facebook'ta her yerde yardırıyorlar. Allah belasını versin o küfredenleri. Mutlu musunuz? Evet mutlular. Evet mutlular abi. Yani o insanların nasıl bir mantalitede olduğunu kavrayamadınız mı siz? Kavrayamamışsınız demek ki. Yani bunu soruyorsanız şunu mu düşünüyorsunuz acaba? Çocuk intihar etti, bunlar da böyle üzülüyorlar, ağlıyorlar falan. Ne yaptık biz falan? Öyle bir şey yok abi. Çoğu sevinmiştir bile. Çoğu artık sırada kime küfredelim, sırada kimi hayatını mahvedelim. Neden? Senelerce biz bunu söylemeye çalıştık, söyledik. Ama işte Efe kendisini eleştirenleri küfrediyor oldu. Bu küfür değil, hakaret de değil. Bu gerçeğin farkında olmanız lazım. Bu işe girecekseniz arkadaşlar, bu gerçeklerin farkında olmanız lazım. Nedir bu gerçekler? Bir, şu internet üzerinde yorum yapan insanların hatırı sayılır bir kısmı, nasıl anlatsam, nasıl desem şimdi? Ya çocuğu, tamam mı? Çocuk nasıl oluşmuş, nasıl meydana gelmiş ilk başta? Böyle işte çok böyle adını bilmediğimiz şehirlerden bir tanesinde böyle bir kadını kendisinden çok daha yaşlı bir adamla zoraki bir şekilde evlendiriyorlar. Ondan sonra işte bu adam işte ne bileyim bakkal sahibi falan, hani zengin, oranın zenginlerinden bakkalı falan var yani. Evlendiriyorlar. Ondan sonra böyle tecavüzle karışık bir gerdek gecesinden sonra bu çocuk ortaya çıkıyor. Belki ondan sonra sürekli evde kavgalar. Çocuk kaçıyor. İnternet kafelere veriyor kendisini yani. Veya baba tabii yaşlanmış. Anneyle babanın arasında yaş farkı çok olduğu için baba kahveye gittiği zaman annenin sürekli tüpü bitiyor. Anne sürekli tüpçüyü çağırıyor. Tüpçü geldiği zaman da çocuğun eline para tutuşturuyor. Hadi diyor, sen internet kafeye git, biraz counter at. Biraz Metin 2 at diyor. Metin 2 atılır mı bilmiyorum ama. Kısacası şu bir gerçek. YouTube üzerinde ben de dahil çalışma yapan insanlar hayata 1-0, 2-0 önde başlıyor. Bu insanlar da hayata 3-0, 4-0, 5-0 geç başlıyor. Şimdi orospu çocuğu diyor, küfrediyorsunuz. Bunu küfürü yazan o bebelere. Aslında o birçok noktada küfür de değil yani. Gerçekten orospu çocuğu olan insanlar da var. Hayat kadınların çocukları yok mu? Bunlar hayattan nefret ediyorlar. Kendi başlarına gelen işler yüzünden. Bir de şunu düşünün arkadaşlar. Orospu çocuğu neden küfür ki aslında? Yani düşünecek olursanız birine tecavüze uğramış birinin çocuğu demek bir küfür mü? Veya işte birine böbrek yetmezliği çocuğu. Babası böbrek yetmezliği var. Veya işte sakat çocuğu. Yani o insanın aslında seçebileceği bir şey değil ki orospu çocuğu olmak yani. O şekilde olmuş yani. Veya hiçbir şey olmasa babası ideoloji orospusudur. O da, onun da oğlu orospu çocuğu. Yani kendi kontrol edebileceği bir şey değil o. Evet, gerçekten bazıları öyle hatta yani. Bu küfürleri yazan insanların. Ve hayattan nefret ediyorlar. İnsanlardan nefret ediyorlar. Bir de işin içine ergenlik de girince. Yani arkadaşlar, bu bir doğal afet. Bunu en çok sosyal medya işte mühendisi falan, bunlar yok mu abi sizin işte aranızda? Vardır. Sosyal medya mühendisleri falan, bunları söylemeniz lazım yanınızda olan insanlara. Böyle bir şey var. İnsanları sıçıp bırakıyorlar, gerçekten öyle. Ben bunu daha önce söyledim. İnsan diyorlar ki işte kendisini eleştirenlere hakaret ediyor falan. Hayır abicim, var ya. Beni her eleştiren tabii ki böyle değil de. Küfredenler, özellikle küfredenlerin birçoğu böyle. Siz şunu düşünüyor musunuz? Bir insan böyle çok iyi olsun, tamam mı? Güzel bir insan olsun. İnternet üzerinde böyle hani benim gibi tartışma yaratan şeyler söylemesin. Benim gibi atarlı giderli olmasın. Çok güzel bir insan olsun. Onu rahat bırakacaklarını sanıyor musunuz? Yok öyle bir dünya. Daha çok onun üzerine gidecekler. Ben kara kara şunu düşünüyordum. Kırmızı Up 4. Bunu ben yüklemeden önce işte bunun montaj kurgulama aşamasında şunu düşünüyordum. Lan diyordum, şimdiye kadar söylediklerimle zaten bana neler yaptılar işte. İftira attılar, afişe ettiler, hedef gösterdiler. İnsanlar tehdit ediyordu işte, bir yerden görmüş Efe Aydal Kürtlere hakaret ediyor falan diyormuş. Seni bulacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Ben de şunu düşünüyorum. Lan diyordum, Kırmızı Up 4'ü ben yüklediğim zaman kim bilir neler olacak. O yüzden belki hatırlıyorsunuzdur internet üzerinden Facebook'tan şey demiştim. Arkadaşlar Kırmızı Up 4 çıkmadan önce tanıdığınız sağlam bir avukat var mı diye sormuştum. Onun üzerine ya o yazıyı gördü bir arkadaşım, ya o yazıyı gördü ya da tesadüf beni bir avukat arkadaşıyla tanıştırdı. O da işte internet üzerinden bu şekilde suçlara, işte tehdit, küfür, hakaret, her türlü saldırıya yani. Bunlarla ilgilenen bir arkadaşmış zaten. Olayı buymuş. O arkadaşa adminlik verdim ben. Dedim ki abi, eti senin kemiği benim. Bir yandan da ama şunu düşünüyorum. Şimdi suç duyuruları ortaya çıktığı zaman
İnsanlar bu sefer şey diyecek işte. Efe Aydal internetten insanlara suç duyurusu yapıyor, insanlara saldırıyor. Ama işte kimse şunu düşünmüyor ki. Millet bu küfürleri, bu hedef gösterme, bu iftira atmalara ifade özgürlüğü diyor. Ama bizim ifade özgürlüğümüz ne olacak? Benim ifade özgürlüğüm yok mu? Ben ne zaman ağzımı açsam bana sürekli saldırı geliyor. Benim ifade özgürlüğüm yok şu anda. O yüzden böyle bir işe girdim. Bir, ikincisi de şunu düşünüyordum. Demet Akalın'a internet üzerinden bayağı sağlam bir küfreden birisi vardı. Demet Akalın da bunu mahkemeye vermişti falan. Sonra işte çocuğun kim olduğu ortaya çıkıyor. 18 yaşından büyük. Ağlıyor falan böyle gözyaşları arasında falan. İnternet üzerinden Demet Akalın'a karşı kampanya başlatmışlardı. Sen nasıl bunu yaparsın? Birçoğunuz belki bu olayı unutmuştur. Ben unutmadım çünkü aynısı benim de başıma geliyor. Ve bana da bu muameleyi yapacaklar. Bunu biliyordum. Efe Aydal insanlara işte suç duyurusu yapıyor. Ve düşünüyordum ne diyecekler acaba diye. Şimdi arkadaşlar, o insanlarla bu arkadaşın ölümüne sebebiyet veren, küfrederek kişiler belki de aynı kişiler. Aynı olmasalar bile aynı tür insanlar. Keşke bir kişi ölmeden önce aklınıza gelseydi bu. Şimdi full yardırıyorsunuz. Şimdi sıkıntı yok. Bir insan öldü çünkü. Hem de size ters gelmeyen büyük ihtimal. Size ters. Çünkü aynısı benim başıma gelse bu sefer çıkıp şey diyecekler. İnternet ortamı böyle ortam birader. Hani o şey tipler var ya. Behzat C seyrede seyrede kendini Behzat C sanan. Çin malı. Çin malı çakma Behzat C'ler. Birader bu ortam böyle. Buna katlanacaksın birader. Küfüre katlan. Hadi çıkın şimdi söyleyin. Keşke böyle bir şey yaşanmadan önce bunun farkına varsaydınız. Bir. İkincisi, bu arkadaşımızın ölümüne sebebiyet verenler bu küfredenler değil. Çünkü o insanlar zaten küfredecek. O diyorum ya, doğal felaket. Bazı şeyleri doğal felaket olarak düşünmemiz lazım. Bu da doğal felaket arkadaşlar. Ben bugün Periskop yayını açarsam bana da küfrederler. Ben YouTube'da mesela çok fazla tık istiyorum. Çok fazla işte abone olsun istiyorum. Böyle bir şey istersem bir, zaten içeriğimi değiştirmem lazım. Ama aynı zamanda da insanları bloklamamam lazım. Baya baya insan blokladım ben. İnsanlar da diyor ki blokluya blokluya kimse kalmayacak. Yo, hala 90 küsür bin kişi var. 91 bini geçtik yani. Ona bile kızıyorlardı lan Efe Aydal işine gelmeyince blokluyor diye. Yani insan gerçekten sakin olayım diyorum. Birkaç sene önce olsa, ne bileyim 5-6 sene önce olsa çok daha atarlı konuşurdum. Ama şu anda artık kaybedecek şeylerim var. Şu anda elimizde bazı şeyler var. İşte seyirci olsun, belirli bir çizgimiz olsun. O yüzden onları da kaybetmek de istemiyorum ama bunları da belirtmek istiyorum yani. Büyük ihtimalle bazı konuşmalarımı keseceğim burada. Kendim mümkün olduğu kadar frenlemeye çalışıyorum ama sizin başınıza geldiğini düşünün bunu. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, tamam mı? Bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Gerçekten idealist bir kafayla yani. Hani şey de değil, şöyle şöyle ilginç değişik klik avcısı videolar yapayım da işte oradan klik gelsin, ne oradan da işte reklam geliri de şu ol. Hayır, değil. Gerçekten idealist bir kafayla önemli olduğunu düşündüğümüz projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda birçok insan tamamen sebebiz. Evet, şeyden dolayı da saldıranlar var. İşte siyasi görüşten dolayı da, dini görüşten dolayı da, bu sebeplerden de saldıranlar var. Ama birçoğu sebepsiz yani. Diyorum ya, adamı sıçmışlar, bırakmışlar oraya çocuğu. Çocuk orada internet kafede bütün gün orada vaktini geçirmek zorunda. Hayata zaten küsmüş. Ama benim suçum değil yani. O tür insanları ben kucaklayamam, onları bloklar geçerim işte. Yani size olduğunu düşün işte, Efe Aydal işine gelmeyince insanları blokluyor falan. Bunu diyorlar size, ondan sonra da başkasına olduğu zaman işte idam gelmeli, bunlar yaşamayı bile hak etmiyor, gebersin pislikler falan. Ne oluyor lan? Yani şimdi mi aklınıza geldi abi diyesi geliyor insanın. Ama demiyorum, kendimi frenliyorum. İki, gene demiştim ya YouTube üzerinden çalışmalar yapıp bir yerlere gelmeye çalışan arkadaşlar için. Arkadaşlar, şimdi bu arkadaşımızın videoda biraz alkollü gibi gözüküyor. Ama gerçekte alkollü mü değil mi onu ben bilemem. Ama alkollü veya değil, o önemli değil. Ben size söylüyorum. Eğer ki ünlü olursanız, bir noktaya gelirseniz, alkol falan bunları bırakacak, unutacaksınız artık. Sarhoş olmayı unutacaksınız arkadaşlar. Ünlü olursanız eğer kendinizi kontrol etmeyi çok çok iyi bilmeniz lazım. Ve tabii az önce de söylediğim, işte Periskop gibi böyle herkese açık, özellikle de senin çoluk çocuk çok fazla takip ediyorsa, bu tür yerlerden yayın açtığın zaman
İnsanların gelip küfretmesi gayet doğal. Bunu görünce şaşırmayacaksın yani. Önceden bunu bileceksin. Önceden bunu bildiğin için de anlık böyle sinirlenip anlık böyle hareket yapmayacaksın yani. Öfkeni tutamayan bir adamsan baştan girmeyeceksin zaten canlı yayın işine. Ben podcast'i canlı yayın yapmak istemem açıkçası. Zaten sıkıcı olur. Dura dura konuştuğum için. Ama daha da önemlisi ben bittikten sonra bir daha bir kontrol ediyorum. Acaba diyorum şu kelime yanlış anlaşılmış olabilir mi? Yani üst üste. O küfreden insanlar biraz günah keçisi olmuş yani. Bu insanları bu hale getirenler, bu noktalara getirenler bir sistemin kendisi. Birinci suçlu bu. Yani alıp yükseltip 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 ondan sonra işine gelmediği zaman o yükseklikten aşağıya atan sistem. Birinci suçlu bu arkadaşlar. İkinci suçlu da herkes kendinden sorumludur. Bu da çok önemli. Bana şimdi bak. Bana mesaj geliyor, tamam mı? Bunlar şaka veya şey değil. Uydurma veya abartı değil yani. Diyor ki Efe abi diyor, o kadar intihar videolarını seyrettim. Gene de intihar eğilimindeyim. İntihar etmek istiyorum. Beni diyor aramazsan intihar edeceğim. Cep numarasını yazmış. Şimdi cevap da vermek istemiyorum. Sen hala da bunları söyledik. Bir sürü şey anlattık. Ne diyoruz? Birçok noktada aslında yapabileceğin bir şey de olmadığı zamanlar da olacak. O zaman da sabretmesini bileceksin. Misal yaşadığın yerde okuldasın, ailenden uzaktasın ve çevrende arkadaşın yok. Ama hedefine odaklanacaksın ve ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaksın. Yalnız olduğun dönem çok olacak. Diyeceksin ki evet bu dönem böyle. Şu anda diyeceksin yapabileceğim pek bir şey yok. İşte başka bir şehirdeyim, yurttayım. Etrafımda doğru düzgün insan yok. Ama ben mezun olmak istiyor muyum? İstiyorum. O zaman ne yapılması gerekiyorsa yapacaksın. Sabredeceksin, dayanacaksın, güçlü olacaksın. Yapacak başka bir şey yok. Birçok noktada. O biliyorum, farkındayım. O insanı çok yoruyor. İnsanı çok bezdiriyor. Ama bunu yapacaksınız ki ileride işte 30 yaşından sonra falan daha rahat bir hayatınız olsun. Şimdi bunları söyledik. Hala da beni özel olarak ara yoksa intihar ederim diyorsan neyse, bir şey diyecektim ama demiyorum. Bazen de arkadaşlar, bazen değil çoğu zaman yaptığınız şeyler aslında sizin sorumluluğunuzda. Kendi sorumluluğunuzu da almanız lazım. Bu konuda bazı durumlarda çok acımasız olabiliyorum ama tabii bunu dışa vurmuyorum mümkün olduğu kadar. Etrafımda da böyle insanlar görüyorum. Şu adam çalışmak istemiyor. Sürekli birilerinden borç alıyor. Sürekli kısa yoldan zengin olma peşinde. Kısa yoldan zengin olma hayali yüzünden tonla para kaybetmiş. Aslında o paraları normal iş kursa kurar. Veya birinin yanına gidip çalışsa o zengin olma çabalarını, yani o verdiği enerjiyi bir yerde doğru düzgün çalışıp yükselmeye verse şimdiye zaten zengin olmuştu. Ve sürekli diyor ki abi diyor ne biçim hayat, intihar edeceğim. Yani diyemiyorsun tabii çocuğa. Şimdi ne diyeceksin ona yani? Diyorum ya, bazı insanların karakterinde var bu. Bunu aşamıyoruz arkadaşlar. Ben çok, yani çok konuştuğum ama bunu aşamadığım çok insan oldu. Ne yapacağız bu insanlara yani? Adam çalışmak istemiyor. Sürekli işte kısa yoldan zengin olma peşinde. Öyle olunca parası suyunu çekiyor. Sürekli birilerinden borç alıyor. O borçları veremiyor. O borçları verebilmek için başka yerden borç alıyor. Kredi çekiyor, batırıyor falan. Onun için borç arıyor falan. Arkadaşlar bakın, böyle karakterli insanlar, bunlara bilmiyorum abartıyorum mu sanıyorsunuz? Ben abarttığımı düşünmüyorum. Keşke 1 milyon TL olsa da deneyini yapsak. Bu insanlara al sana 1 milyon TL desen ve bu arkadaşın, bu adamların eline versen. Daha önce söylemiştim ya, bir sene sonra bir bakmışsın adam çok da onu belki de bitirmiş, intihar etmiş. Karakter arkadaşlar. Karakter önemli. İkinci Bahar dizisini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Yeni nesil bilmiyordur büyük ihtimalle. Güzel bir diziydi. Normalde tabii dizi seyretmem. Ama o zaman tabii aileyle kaldığımız için aile ne seyrediyorsa biz de bakıyorduk yani. İster istemez işte başka bir işle ilgilenirken genelde. Orada en azından şöyle bir laf vardı, bunu unutmadım. Gerçekten de güzel bir sözdü. Şener Şen, adı işte Ali Haydar. Çok usta bir lokantacı. Elinden işte her türlü yemek geliyor. Çok kaliteli bir şekilde yapıyor hepsini. Bu işte bunlar batıyorlar, tamam mı? Batıyorlar, artık böyle iflas ediyorlar falan. Şimdi ne yapacağız falan. Hepsi böyle kara kara düşünüyor. Şener Şen'e soruyorlar. O da diyor ki ben Ali Haydar olduğum sürece bizim sırtımız yere gelmez. Biz mutlaka bir şekilde buluruz yolumuzu. Aynen öyle abi. Bu çok önemli bir hayat dersi. Bak benim bile aklımda kalmış yani. Senin elinde ne olduğun da evet önemli. Ama senin ne olduğun daha önemli.
Sen adamı istediğin kadar batır. Adam gerçekten gider bir lokantaya. Becerisiyle çok kısa sürede gene orada şef olur yani. Belki de kısa bir sürede kendi lokantasını açacak, para biriktirir. Anlatabiliyor muyum? Yani arkadaşlar, olay biraz da evrimsel sürece giriyor. Pandalar çiftleşmek istemiyorlar. Panda pornosu gösteriyorlar. Şaka değil. Panda pornosu gösteriyorlar. Adamlar böyle elleriyle falan çiftleştirmeye çalışıyor. Yapmadıkları şey yok. Çiftleşmiyorlar. Bir noktadan sonra da yani elini sıkacaksın pandanın, buraya kadarmış diyeceksin yani. Yapacak bir şey yok. Evrim seni sevmedi diyeceksin. Yani arkadaşlar, benim sitemim bu zihniyete. Adamlar kendi sitelerinde benim hakkımda yalan yanlış şeyler yazan kişileri barındırıyorlar. Şikayet butonuna basıyoruz. En son onu denemiştim. İşte o da şey için. Nelson Mandela'ya, tamam mı? Onunla ilgili bir paylaşım yaptım. Altına da işte pis aşağılık zenci yazmış birisi. Sözlük sitesinde de şöyle yazmışlar. Efe Aydal zencilere küfrettiriyor. Bu arada arkadaşlar, şu faşist Efe Aydal şunu yapıyor bunu yapıyor yazıyor ya arkadaşlar. Bazıları diyor ki ya işte faşist Efe Aydal esprileri baydı artık, yapmayın. Yani benim için sorun yok arkadaşlar. Sadece espri olduğu, troll olduğu belli olsun. Ben anlarım ama adminler anlamayabilir. Boşuna blok yemeyin. Yani şu ankilerde ben sorun görmüyorum. Espri olduğu zaten belli yani. Bu nereden çıktı işte biliyor musunuz? Buralardan çıktı. Efe Aydal kadını aşağıladı. Efe Aydal şunu yaptı. Sürekli hakkımda böyle entry'ler giriliyor. En son işte şikayet etmeyi denemiştim. Şikayet butonuna basmıştım. Adamlar ne dedi ya? Aslında da mail duruyor ha. Tam hatırlamıyorum ne dediklerini de işte hani hukuksal bir sıkıntı oluşturabilecek bir şey değil gibi böyle nazikçe, aslında onun şey diyor yani. Ne yapacaksın amk, mahkemeye mi vereceksin? Nin nazikçesini söylemiş adamlar. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir noktada bunu yapan bu tür insanlar, işte isimlerini gizleyerek insanlar hakkında yalan yanlış şeyler söyleyip iftira atıp hedef gösterip bunları yapan insanların olduğu, bunları barındıran yerlerde bir de çıkıp şimdi siz utanmıyor musunuz işte internet üzerinden bunu küfretmeye, geberin. Sizin cezanız idam falan. Bu tür böyle Facebook grupları olsun, sözlük siteleri olsun. Niye yaşıyorsunuz işte? Yaşamayın siz falan diye böyle atarlanan. Bu biraz şeye benziyor. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Fransa Türkiye maçında işte IŞİD 100 kişiyi mi öldürmüştü? Onun için işte saygı duruşu yapacağız falan dendiği zaman Türkler aşırı sinirlendi. Islıkladılar, yuhaladılar. Ondan sonra tabii ki kesinlikle yanlış bir hareket. Onu da hemen belirteyim. Neden yanlış? Çok basit. Biz, bakın, bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri bu işte. Öfkemize hemen yenik düşüyoruz. O yüzden herifler kazanıyor ya. Öfkemize çok çabuk yenik düşüyoruz biz. Onu yapacağını bunu yapma. Sessiz ol. Protesto edeceksen sessizce et. E ne oldu ondan sonra işte? IŞİD'çi Türkler oldu yani. Dünya haberinde böyle çıktı. IŞİD'çi Türkler saygısızlık yaptı ölenlere. Büyük ihtimalle ölenleri de göstermişlerdir. Bakın işte bu gençler öldü. Türkler de sevindi. Oh iyi ki öldüler dedi. Evet. Ya o yüzden yanlış. Sürekli karşımıza, rakiplerimize, düşmanlarımıza koz veriyoruz bu sebepten dolayı. O yüzden yanlış. Ama insanlar neden sinirlendi? İnsanlar neden dellendi? Düşünsenize. 100 kişi ölüyor. 100 tane masum insan ölüyor. Yani o insanların da bir günahı yok. 100 tane masum, günahsız insan ölüyor. Diyorsun ki sen, saygı duruşu yapacağız. Millet ıslıklıyor saygı duruşu. Neden? Nedeni şu. Senelerce bu herifler Fransa, Marie Claire gelir PKK kamplarına girer, oradaki kadınlarla röportaj yapar, Marie Claire'de çıkar ondan sonra bu. Bunların hepsini barındırırlar. Paris'te bunların merkezleri var. En son Paris'ten gelen birisinin retekçinin başı diye aldılar. O doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Sürekli işte bunu da görüyoruz. Fransız kültür merkezlerinde işte gerillaların yaşadığı zulüm. Bunları görürüz. En sonunda ulan Mitterrand'ın karısı geldi ya kontrol etmeye. PKK'lı teröristleri, bakalım iyi mi bakıyorsunuz PKK'lı teröristlere diye kontrol etmeye geldi. Terörist dedirtemiyorsun. Bu esnada bizim insanlarımız ölüyor ama bu teröristler yüzünden. Duraklarda bombalar patlıyor. Servislerimiz yakılıyor. İçinde masum çocuklar ölüyor. AVM'ler ateşe veriliyor. İçinde insanlar cayır cayır yanıyor. Hamile kadınlar uzun namlulu silahlarla öldürülüyor. Subay karısı diye. Köyler basılıyor. Birçoğu Kürt olan bir sürü insan yani öldürülüyor. Kürtler daha çok öldürülüyor zaten. Bunlar oluyor. Bunlar yaşanıyor. Ondan sonra Mitterrand'ın karısı geliyor burada. Artık ne yapacaksa orada yani.
Bir dakika diyor, ben bir bakayım şu şeylere, PKK militanı, şu delikanlılara bir yanlarına bir gideyim. Siz gelmeyin diyor. Ben siz gelmeyin. Ben bir bakayım bir ihtiyaçları falan var mıymış. Gidiyor zengin dullar eklesin yapıyor ondan sonra. Büyük ihtimalle eklemişlerdir sırayla zaten. Bu şekilde gidiyor tek tek bakıyor, işte ihtiyaçları varsa gideriyor. Bir ihtiyacı, bir hevesi varsa gideriyor. Ondan sonra işte 33 bin kişi ölüyor. 33 bin insanımız ölüyor. Birçoğu asker bile değil, sivil. Ondan sonra orada 100 tane insan ölünce Fransa çıkıp diyor ki işte teröre lanet yağdıralım. İnsanlar ölüyor, teröre lanet yağdıralım. Şimdi gidip sen git anana lanet yağdır diyesi geliyor insanın. Sen git anana lanet yağdır diyesi geliyor insanın. Tabii bunların hiçbirisi bilinmez. Bilinmediği için de işte IŞİD'çi Türkler ıslıkladı, yuhaladı denir. Aslında bak şöyle bir şey de olabilir daha. Bu da aslında bir strateji. Hani dedim ya, öfkemize yenik düşmeseydik keşke. Ama diyelim öfkene yenik düştü. Ondan sonra da çok yetkili birisi, yukarılardan, tepelerden birisi, belki cumhurbaşkanı, başbakan çıkıp şöyle bir açıklama yapabilirdi. Evet, ben bunları tasvip etmiyorum ama insanlar şu 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 sebepten dolayı tepkililer. İşte tek tek sayacak, tek tek bizim ölen insanlarımızdan bahsedecekti. Fransa'nın bunları nasıl destek verdiğinden, Mitterrand'ın gidip militanların ihtiyaçlarını giderdiğinden, bunlardan bahsedecekti. Diyecekti ki işte bu yüzden tepkiler. Bak o zaman gene etkili olabilirdi. Bu da bir stratejik yani. Stratejik agresiflik. Böyle de bir şey var ha. Var arkadaşlar. Öfke bir hitabet sanatıdır. Lafı doğru aslında. Uzun reisin kaç tane oldu? Uzun reisin doğru konuşuyor, doğru söylüyor dediğim laflarından bir tanesi. Bir tanesi de biliyorsunuz hem Müslüman hem laik olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. Bir de şu, demokrasi bir tramvaydır. O da doğru. Herkes için geçerli o yani. Görüyorsunuz adam dürüst. Öfke gerçekten bazen bir hitabet sanatı olabiliyor. Ama bizde işte sıkıntı şurada. Biz sürekli bağırıp çağırıyoruz ya. Biz sürekli bağırıp çağırdığımız için insanlar ciddiye almıyorlar. Gene deli geldi diyorlar yani. Ben şunu hatırlıyorum. Askerde 20 gün kala insanlar hani zaten şafak sıkıştırıyor. Bir yandan da diğer askerler de sıkıştırır. Uzun dönemlerden de bir iki göt vardır böyle. Hani bu nasılsa gidiyor, ne yaparsak yapalım. Gider ayak ezdikçe ezmeye çalışalım gibi düşünceye sahiptirler. 20 gün kala ben kavga çıkarttım. Çok ters konuştum. Üstüme geldi yumruk, böyle kavga, bağırış çağırış, bağırıyorum bir taraftan böyle sürekli. Zaten çünkü kavga dediğin aslında bir iki vuruştur, ondan sonra ayırırlar. Ama ayırdıktan sonra bağırıyorum falan böyle, hani neredeyse komutan duyacak gelecek. Ondan sonra gelirse ben söyleyeceğim üstüme yürüdüler falan diye. Ne oldu? Ondan sonra komutan gelmedi ama geldiler işte, barıştılar falan. Barıştıkları zaman da ben olayı uzatmadım. Dedim ki tamam, böyle şeyler olur işte askerlikte. Ondan sonra 20 gün boyunca kimse bulaşmadı bana. Yani öfke de aslında bir hitabet sanatı. Ama doğru kullanmasını bilmen lazım. Çomara bağlamaman lazım yani. Öyle iyi bileceksin ki öfkeli olduğun zaman, yani onun da aslında seviyeleri var. Yani mesela öfkelisin ama kendini zor tutuyorsun gibi konuşuyorsun. Ondan da anlaşılır. Veya aşırı öfkelisin, bağırıyorsun artık maksimumda yani. Öyle idareli kullanacaksın ki, yani öyle stratejik kullanacaksın ki aha diyecekler. Herif delirdi. Bir şey var galiba ortada. Ortada önemli bir şey var galiba diyecekler yani. Ha bir de şu olay var arkadaşlar. Gene bu intihar eden arkadaşımızla ilgili. A Serbian filmi seyrettiniz mi? Bence seyredin. Medyanın insanı nasıl çiğ çiğ yediğinin üzerine grafik bir film olmuş. Ne alakası var diyeceksiniz. Arkadaşlar orada ne oluyordu biliyor musunuz? Adam artık böyle kendisine böyle tecavüz ediyorlar adama. Her şeyi yapıyor. En sonunda ama kurtuluyor. Hepsini öldürüyor, gebertiyor. Daha da spoiler vermeyeyim. Ama kendisi, ailesi, karısı artık böyle hani birbirlerinin yüzüne bakamayacak noktaya geliyorlar. Hepsine tecavüz edilmiş falan böyle. Birbirlerinin yüzüne bakamayacak noktaya geliyorlar, tamam mı? Bunların hepsini kötü adamları öldürdüler. Sonra gidiyorlar evlerinde yatıyorlar. Adam kendi kafasına doğrultuyor, kendi kafasını sıkıyor. Diğerleri de onların yanında zaten. Üçü birden ölüyor. Yani kafalar yan yana olduğu için. Mantıken olabilir mi böyle bir şey? Olabileceğini sanmıyorum ama. Üçü de öldükten sonra bu sefer de o böyle aşırı şiddet içeren porno filmleri çeken herif eve geliyor. Evlerine geliyor bunların. Ondan sonra da diyor ki iki tane oradan böyle adam, iri yarı adam böyle soyunuyor. İşte pornocu adam da kameraya bakıp diyor ki şimdi diyor çok değişik bir porno çeşidi var. Ölü pornosu diyor. Bunlar böyle soyunuyorlar, film bitiyor. Spoiler. Pardon, filmin sonunu söyledim de.
Olay bu işte abi. Yani bak sen tepki gösteriyorsun belki. Bunu da unutma. Sen tepki gösteriyorsun. Diyorsun ki bu kadar üzerime geldiler. Öleyim de pişman olsunlar veya işte görsünler günlerini. Utansınlar yaptıklarından. Ama sen intihar ediyorsun, ölüyorsun. Hemen arkasından sayfa sayfa videolar. Cem Korkmaz'ın intihar videosu. Yalan tabii, öyle bir şey yok. İntihar videosu diye bir şey yok yani. İntihar ederken dakika dakika, saniye saniye görüntülendi. Cem Korkmaz intihar etti ama ölmedi. Aslında yaşıyor. Cem Korkmaz intihar anları. Ölü yiyicilik. Ölü yiyicilik arkadaşlar. Medyanın bizi getirdiği yer. Ve hep diyoruz ya işte medyaya hakaret ediyoruz. Allah belasını versin bu medyanın. Halkı ne hale getirdi? İyi de al YouTube, o YouTube videolarını çekenler, onlar halk. Onlar medya patronu değil ki. Cem Korkmaz'ın intihar videosu saniye saniye falan diye 3 tane klik için böyle bir şey yapan götler. 3 tane klik için böyle bir şey yapan, ne yapacaksın o kliki? Ne yapacaksın lan? Hayır, klik istiyorsan gel abi, ben öyle bir şey yapayım ki. Şöyle bir 20-30 kişi toplanalım. Sen gel öyle bir şey yapayım ki. Bak birinci olursun, trending olursun yani. Belki YouTube olmaz, live leak olur, olsun. Gel de ünlü olursun yani. O yüzden arkadaşlar, isteyen istediğini söylesin. Ben bu insanlarla, bu internet trolleriyle, bu hayatları internet kafe olmuş iyi aile çocuklarıyla mücadele etmeye devam edeceğim. İsteyen istediği kadar laf etsin internet üzerinden. Ben çıkıp da işte benim üstüme çok geliyorlar deyip de bırakmayacağım kendim yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey olmayacak yani. Ancak şunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Tıklanma üzerine çalışıyorsanız, yani ben çok tıklanıp da bir yerlere gelmek istiyorum. Çok ünlü olup da bu şekilde bir yerlere gelmek istiyorum. 1 milyon şeyim olsun, seyircim olsun falan, böyle bir kafadaysanız çoluk çocuk size gelecek. Net gelecek. Böyle insanlar gelecek. YouTube seyircisinin %90'ı bizzat kendisi kanser. Kanserli değil, bizzat kendi kanser. Bizzat kendi tümör yani artık herifin. Herif kendi tümör olmuş. Gelip kanalına yerleşiyor yani. Kanalında kanser edecek. Böyle. O yüzden ne yapmak istediğini bilmen lazım. Ki kesinlikle size gözdağı vermek veya gözünüzü korkutmak istemiyorum. Çünkü genelde o da olur ya, mesela bir yerde suyun başını tutmuş işte bir olayın, bir mesleğin böyle eskileri. Yeniler çıkamasın diye gözlerini korkutur. Oo, siz biliyor musunuz o işi? O iş öyle kolay değil. Bak şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, yoksa yapamazsın falan. Bunu demiyorum ben. Ama bu işe girecekseniz de bunu bilmeniz lazım. Önceden bilmeniz lazım ki bu şokları yaşamayın. Ben ne istiyorum? Ben neden YouTube'dayım? Kendinize bunu sormanız lazım. Benim amacım ne? Birçok insan benim amacımı hala anlayamadı. Hala gelip konuşuyorlar ya. Abi sen şunu yaparsan daha çok tıklanırsın. Ağzın... Allah'ım yarabbim ya. Sıkça sorulan sorudur. O yüzden ben de toplu olarak cevap vermek istiyorum. Birader sen şimdi ne yap biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum abi. Sonsuza kadar aslında podcast uzun süre, uzun soluklu devam ettirilebilecek bir şey yani. Neden? Çok çok aşırı böyle her seferinde süper iyi olmasına gerek yok. Sadece vakit geçirtici olsun. İnsanlar zaten bir şeyler yapıyor. Alışkanlık oluyor artık zaten yani. O yüzden çok abartı iyi olmasına gerek yok. Hani istikrarlı bir kalitede olsun. Yeterli. Hani hep aynı kalitede sıkıldık diyeceklerini sanmıyorum yani. Ama bu bile aslında senelerce yaparsam bir noktadan sonra bu bile sıkabilir. O yüzden bu da aslında benim için geçici. Ve hatta mesela YouTube'da amacın nedir? YouTube'da arkadaşlar amacım YouTube'dan mezun olmak. Yani öyle bir nokta gelsin istiyorum ki artık Patreon'u kapatayım. YouTube'a da böyle podcast falan değil, sadece çektiğim kısa film, orta metraj film, bunları yükleyeyim. Ve mümkünse uzun film artık YouTube'a mı koyarım? Veya nereye koyarsam yani. Sinemaya mı koyarım? Koyabilir miyim? Amacım bu. Yani amacım bir nokta gelsin, YouTube'dan mezun olayım artık. YouTube öyle inaktif bir şekilde devam etsin. O yüzden de mümkün olduğu kadar kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü o işin sonu yok ki abi. 1 milyon seyircin olsa ne olacak? Bu olacak işte. 1 milyon seyircin olsa onu da elinde tutmak için gene acayip acayip şeyler yapman lazım. Bu arkadaşı ben bilmiyorum, tanımıyorum ama başka bu şekilde ben çok arkadaş gördüm yani. Adamlar tamam bir şekilde göz önüne gelmişler, ünlü olmuşlar. Belki yanda çıkartmışlardır kendi kanallarını, o şekilde ünlü olmuşlardır, bilemiyorum. Ama ondan sonra o ünü işte tutabilmek için saçma sapan işte Survivor bilmem kime el şakası yaptım. YouTube'u kanser tüp yapan bu zihniyet işte, bu kafa yani. Ben şunu hatırlıyorum arkadaş, yani bak gündeme gelmek değil, gündemde kalmanın ne kadar zor olduğunu
gösteren bir olay. Bilmiyorum siz de hatırlıyor musunuz? Bir ara Survivor Tamer miydi o adamın adı? Hatırlıyor musunuz? Öyle birisi vardı. Survivor Tamer. Taner mi? Tamer mi? Olayı da işte aşırı çılgın olması. Oradan oraya atıyor kendisini. Oradan oraya zıplıyor. Çılgın bir arkadaş. Ama ne oldu? Bir noktadan sonra tamam anladık çılgınsın. Kimse artık pek sallamamaya başladı. Televizyonlara da fazla çıkamamaya başladı. Adam bir nokta geldi artık gündemde kalabilmek için götüne kız kaçıran soktu. Götüne soktuğu kız kaçıranları patlattı. Kız kaçıran challenge. Challenge yoktu o zamanlar tabii de adam challenge'ın atası işte yani. Adam challenge'ın atası yani. Bence şu söylediğim olayın en güzel göstergelerinden bir tanesi. Gündemde kalma hevesi, şöhret sevdası insanı götüne kız kaçıran sokar arkadaşlar. YouTube üzerinden bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara benim tavsiyem. Arkadaşlar en azından kendinizi geçindirebileceğiniz part time bir iş bulun. Ben de bu şekilde başladım. En azından aydan aya geçinebiliyordum. Part time iş olur veya daha az mesela YouTube'a daha az vakit harcayan biriyseniz full time iş de olur yani. İşten eve geldiğiniz zaman veya hafta sonları YouTube'la ilgilenirsiniz. İlk başta tık olmasın amacınız. Tık bence hiç de olmaya da bilir yani amaç. Diyelim müzisyensiniz. İşte şarkılarınıza belki beste yapmak istiyorsunuz. Part time veya full time işiniz var. İşe gidiyorsunuz, parayı oradan kazanıyorsunuz. Ondan sonra geri geliyorsunuz. Evde de işte bestelerinizi yapıyorsunuz. YouTube'a yüklüyorsunuz. Uzun süre böyle devam ettirebilirsiniz. Sonra zaten önünüzü görürsünüz. Birkaç sene sonra ne olacak? Belki de keşfedilirsiniz. Ama o zamana kadar da faturalarınızı bir şekilde ödemeniz lazım. İşte onu şöyle düşünmeyin. Ya herhangi bir şey ya. Bilimi çok seven bir insansınız. YouTube üzerinden deney yapmak istiyorsunuz. Her şey olabilir yani. Ama iş yapmayayım bunun üzerinden para kazanayım falan derseniz çok zor o iş yani. Hele ki sıfırdan başlıyorsanız. Başka bir yerden paranızı kazanın, gelirinizi elde edin. Yaptığınız YouTube içeriği de hem kendinizi geliştirmek için hem de sevdiğiniz için ortaya bir şeyler koymak için olsun. Amacınız bu olsun yani. Yoksa o işin sonu yok. Tık avcılığının sonu yok yani. Sen istediğin kadar mesela çok tıklanabilmek için güzel içerik üret. Adam Cem Korkmaz'ın intihar videosu diyecek. Tak bir ton insan senden kat kat daha fazla seyredilecek yani o video. Veya işte derin dekolteli bir bayan makyaj videosu. İşte İzmir kızı makyajı videosu falan yapacak. Senden 10 kat daha fazla seyredilecek. Bu böyle yani. Ve bu insanlara özenme veya şunu düşünme. Ya adaletin bu mu dünya falan. Çünkü şöyle de bir şey var. Mesela o kadınları düşün. Derin dekolteli işte İzmir makyajı bilmem ne yapan kadınları düşün. Belki 1 milyon 2 milyon seyircisi var. Ama o kaç tanesi sence abazan? %90'ı belki değil mi? Kaç tanesi kız? Baya bir yüzde azı yani. Yüzde azı kız yani. Yüzde çoku abazan. Sen sürekli abazanlara maruz kalarak kaç tane video götürebilirsin? Kaç video götürebilirsin yani? Şunu hatırlıyorum arkadaşlar. İnsanlar ne kadar gerçeklikten uzak ya. Şunu hatırlıyorum. Bir ara eskiden şey vardı ya. İşte müthiş evlenme teklifi diye böyle viral video vardı. Orada böyle Turkish Airlines'ın gizli böyle viral reklamı mıydı? Öyle bir şeydi hatırlıyor musunuz? Farklı farklı böyle şeylere gidiyor, ülkelere gidiyor. Ondan sonra da işte evlenme teklifi yapıyor falan. Şimdi ona da böyle komedi olsun diye bir grup video çekmiş tamam mı? Ama video nasıl biliyor musun? Bir tane kız, genç bir kız böyle boxer ile şort arası yani iyice böyle şu voleybolcu şortları var ya iyice öyle derin bir şortla yatıyor böyle uzanıyor. Bacak bacak üstüne falan atıyor böyle. Saç baş dağılmış. Ondan sonra diyor ki işte şey müthiş evlenme teklifine cevap. Diyor ki işte sevgilim diyor kusura bakma diyor. İşte tam da hatırlamıyorum şey falan diyordu. Bu teklifinin üzerine işte üzerimden şu kadar erkek geçti. Bunu yaşadım falan. Kız bir de 18'den küçük gibi de gözüküyor yani. Hadi diyelim olmasın 18 olsun. O da fark etmez. Bunu söylerken arkadan böyle şey duş almış böyle havlulu adamlar geçiyor falan. Bunu yapıyor böyle konuşuyor falan. Ondan sonra bir hafta sonra ikinci bir video çektiler. Kız böyle düzgün bir şekilde oturuyor kameraya doğru. Arkadaşlar diyor o bizim diyor espri amaçlı yapmıştık biz onu diyor. Niye böyle kırıcı şeyler söylüyorsunuz yazıyorsun. Niye böyle cinsel içerikli şey? Gerçekten mi abi? Yani iki kere iki sen iki çarpı iki yazıyorsun. Eşittir'e basıyorsun. Ondan sonra dört çıkınca hesap makinesine sinirleniyorsun. Arkadaşlar ciddi ciddi şu an şeye gideceğim zaten. Aikido'ya gideceğim. Karşıyaka'ya. Son
sözlerim. Ondan sonra diğer konulara döndükten sonra geçeriz. Arkadaşlar, sonuç odaklı çalışıyor musunuz? Çalışıyorsunuz değil mi? Hedefe yönelik. Eğer bu şekilde düşünen bir insansınız, o zaman şunu bilmeniz lazım. Bu tür insanlar, ama sadece YouTube'da işte küfür yazanlar değil, her türlü mal insan. Bunları doğal felaket olarak görmeniz lazım. Sen sel olduğu zaman niye sel oluyor lan demezsin. Deprem olduğu zaman niye deprem oluyor, olmasana lan demezsin. Bu durumda ne yapmamız lazım dersin. Her şeyde bu geçer. Trafiktesin. Trafikte ben çok düzgün bir şekilde gideyim. Başkaları hata yaparsa kaza yaparız, ne yapalım. Böyle düşünemezsin. Neden? Çünkü ölürsen öldüğün gerçeği değişmeyecek. Hata başkasında da olsa. O yüzden başkalarının yapacağı hataları da sürekli düşünmen lazım. Sana yeşil yanıyor, ona kırmızı yanıyor ama birisi fırlayabilir. Bir bisikletli bir yaya fırlayabilir oradan. Ya da işte saçma sapan bir yerden birileri çıkabilir. Birçok şey söyleyebilirim. Mesela çantanı açık geziyorsun, tamam mı? Hırsız çalıyor. Diyorsun ki hırsızın hiç mi suçu yok? Hani Nasrettin Hoca misali. Hırsız aynı şekilde doğal felaket olarak göreceksin. Sen buna karşı önlemini alman lazım. Bu riski minimuma indirmek için. Gibi gibi arkadaşlar. Gerçekten çok çok talihsiz insanlar da var. Üzülüyorsun yani. Ulan diyorsun üst üste bunlar gelmiş başına. Ama birçoğumuz başımıza gelen olayları abartıyoruz. Olay bizde bitiyor. Bizim yapabileceğimiz, üstesinden gelebileceğimiz şeyler yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Evet, alevli oldu. Daha başka konularımız da var. Döndüğümüz zaman devam ederiz arkadaşlar. Şimdi ben Karşıyaka'ya gider. Görüşürüz. Evet, geri geldim arkadaşlar. Saat gece 11. Bir iki ufak konu daha var. Onların da üzerinden hızlıca geçelim. Çok böyle detaya girilecek konular değil çünkü. Bu arada aradayken bir daha baktım. Elon Musk Atatürk'le ilgili bir şey daha paylaşmış. Bu sefer de Facebook'ta paylaşmış. İngilizce. Eğer benim söylediğimle bilim çelişiyorsa o zaman bilimi seçin. Millet coşmuş falan böyle herkes. Helal olsun abi falan. Acaba adam çok yani %90 Türkiye pazarına açılmak için geldi. Ama acaba gerçekten böyle geldiği zaman Atatürk'ü keşfetti. Ondan sonra da keşfedince vay be adama bak. Benim gibi fütüristmiş o da deyip böyle hani bir şeyi böyle çok geç keşfettiğiniz zaman bir süre böyle birkaç hafta sadece aynı kişinin şarkılarını dinlersiniz ya veya aynı kişinin filmlerini seyredersiniz arka arkaya böyle sürekli onunla ilgili paylaşımlar yapıp arkadaşlarınızı ülser yaparsınız ya. Bunda da biraz o mu oldu acaba? Neyse. Abi coştu. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Ben olacağını bilmiyordum. Twitter'ın 280 karaktere dün geçeceğini bilmiyordum. Yani ileride bir gün geçecek diyorlardı ama merak ediyordum ben de. Ama ondan sonra bir baktım. Yazdıkça yazıyorsun. İşin saçma yanı bazı haber siteleri, yabancı haber siteleri atarlanmış buna. Neden böyle yapıyorsun falan diyor Twitter'a. Abi mal mısınız? Ben senelerdir bekledim. Yani sen istemiyorsan sen yazma abi. Veya işte insanlar çok uzun yazıyor diye düşünüyorsan blokla abi onları veya mute'la. Mute'la abi. Çok böyle boş yapan insan varsa. Neden insanlar çoğu zaman sadece kendini düşünüyor? Anlamış değilim yani. Şunu hatırlıyorum ben. Bizim şeyde İzban'da Halka Pınar'dan önce Alsancak'a giriyor. Ondan sonra Alsancak'tan geri çıkıyor. Hilal'le devam ediyor. Aslında normalde bilen bilir. Halka Pınar'dan Hilal'e gider. Alsancak böyle bir yan yol gibidir yani. Ama tabii çok fazla giren çıkan olduğu için oraya da bir girer. Ondan sonra geri çıkar devam eder Hilal'e. Birkaç kere gördüm böyle teyzeler atar yapıyor. Bir sürü vaktimiz gidiyor ya Alsancak'a giriyor diye. Ulan sen kendin Alsancak'a girmiyorsan. Ne yapalım biliyor musun teyze? Teyze ne yapalım biliyor musun? Sen şimdi hangi durakta ineceksin? Gazi Emir mi? Sadece Gazi Emir'e gitsin İzban. Başka hiçbir yere gitmesin, tamam mı? Otobüs de ya boş boşuna trafik oluyor. Hayret bir şey ya, değil mi ya? Sadece Gazi Emir aktarma istasyonundan senin evine gitsin otobüs. O ikisinin arasında olsun. Nasıl fikir? Ya da bak daha iyi bir fikrim var. Sen indiğin zaman evden, tamam mı? Otobüs kapının önünde beklesin seni. Bir tek sen bin, içine bindikten sonra da sorsun nereye götüreyim abla diye.
Hayret bir şey ya. Öteki insanlar da binmeyiversin kardeşim. Hayret bir şey ya. Öteki insanlar da işe gitmeyiversin kardeşim ya. Hayret bir şey. Bu da onun gibi işte. Hayret bir şey. 280. Ulan sen 140 yaz gene. Sen 140 yaz gene yani. Ben senelerdir bekliyordum çünkü. Yani herkes için Twitter ne kadar uygun bilmiyorum ama böyle ünlü sınıfına koyulabilecek bir insansanız ve böyle sürekli duyurular falan veya küçük küçük fikirlerinizi paylaşmak istiyorsanız en iyi platform Twitter. Facebook'tan daha iyi yani benim için bence. Ama sürekli o 140 karakter sorununu yaşıyordum ben. Hatta Twitter'a alternatif bir site yok mu falan diye düşünüyordum yani. O da ilginç değil mi? Neden bir şey çıkartmadılar ki? 140 karakter sınırı olmayan Twitter. Birkaç tane söylediler ama yerini tutmadı işte yani. O yüzden bekleyip duruyordum. Şimdi iyi oldu ya. Laflarımı sürekli yarıda kesmem gerekiyordu. En azından normal insan gibi yazabileceğim yani. Gerçekten 140'ta hiçbir şey yazılmıyordu ya. Evet, son olarak bir de din köşesi. 3 tane dinle ilgili konu vardı da o yüzden böyle bir din köşesi yapayım dedim. Bu haftalık. Turan Dursun'un Kutsal Kitapların Kaynakları kitabında ilk tek tanrılı dinin Mısır'dan geldiğini yazıyor. Aton diye bir tanrı olduğunu söylüyor. Yahudiler bunlardan almış. Şu an şeydeyim. Yahudiler Filistin'e geri dönünce orada Canaanite denilen Finikelilerdi galiba. Bağla tapıyor ya onlar. Şu an onlarla kapışıyorlar. Bir de ilginç şöyle bir şeyden bahsediyor. Evet, burada buldum. Ben Turan Dursun'dan alıntılıyorum. Turan Dursun da Sigmund Freud'dan alıntılamış. Ne demiş bakalım? Sigmund Freud da bir psikoloji bilgini olarak konuyla ilgilenmiş ve yaşı 80'i aştığı bir sırada Musa ve Tek Tanrıcılık adlı kitabını yazmış. Bu kitapta Firavun Akhnaton'un Aton dini için şöyle der. Bu insanlık tarihinde tek tanrı dininin ilki ve belki de en saf olanıdır. Freud da kutsal kitaplardaki tanrının kaynağını burada bulur. Ayrıca Musa'nın söz konusu Firavun zamanında yaşamış bir Mısırlı, Aton'u benimsemiş bir prens olabileceğini düşünür. Şöyle der. Akhnaton'un yakınları arasında belki de Tutmose adıyla anılan ve bu devirde çok yaygın bir ad sayılan biri mevcuttu. İsmin pek fazla önemi yok. Ama ikinci kısmının sonunun Moze ile bitmesi dikkate şayan. Kendisi yüksek rütbeli memur olup Aton dinine sıkı sıkıya bağlıydı. Akhnaton'un ölümünden sonra Mısır'da damgalı veya şüpheli bir adam olarak kalabilirdi. Kendisi bir hudut eyaletinin valisi ise oraya birçok nesil önce yerleşmiş olan Yahudilerin içinden çıktıkları Sami asıllı bazı kabilelerle temas halinde olması mümkündü. Büyük hayal sükutu ve yalnızlığı içinde bu yabancılara döner ve kaybettiği şeyleri onlar aracılığıyla telafi etmeye çalışır. Onları kendi halkı olarak seçer. Turan Dursun şimdi devam ediyor. Buna göre kutsal kitapların bir peygamber diye insanlığa yutturdukları Musa, Mısırlı bir prensten başkası değildi. Yahudi toplumundan olmadığı halde gönül verdiği amaca ulaşmak için bu toplumu seçmişti. Kutsal kitapların tanrısı ise Mısırlı Musa'nın bu toplumdan bir kabileye benimseterek yola çıktığı Aton'un ta kendisiydi. Ancak Firavun Akhnaton'un tek tanrı durumuna getirdiği bu güneş tanrısı Yahudileri geçtikten sonra Tevrat'ın Yehovası olduktan sonra nitelik değiştirmişti. Barışseverken savaşçı olmuştu. Freud'un deyimiyle fetihçi. Yahudilere uygun olan da buydu. Kimi araştırıcılara göre Yehova sözcüğü de güçlü, savaşçı anlamına gelir. İlginç bir iddia değil mi arkadaşlar? Musa'nın aslında gerçekte yaşamadığıyla ilgili kitap yazan da birkaç tane yabancı biliyorum. Hangisi doğru? Gerçekten Musa isminde birisi var mıydı? Ve bu insanın, yani gerçekte var olan bu insanın üzerine mi yazıldı bu kitap? Yoksa hiç mi yoktu? Bilinmez. Zaten bu kitapta da diyor ya, sadece olabileceği düşünülür. O dönemleri gerçekten kesin olarak bilmek neler yaşanmış. Ben aşırı merak ediyorum. Hep söylüyorum size. Elimde zaman makinesi olsa bu dönemlere gidip gerçekten neler yaşanmış. Yani Yahudiliğin, Hristiyanlığın, özellikle İslam'ın doğuşunda neler yaşanmış. Bunları gidip görmek isterdim açıkçası. Bir de son olarak yine yanlış hatırlamıyorsam Denizin Ötesindeki Sesler kanalından orayı dinlerken orada da gene Gazali ile ilgili konuştuklarını duydum. Bunu ben çok duyuyorum. Yani insanların söylediği, zamanında işte
İslam dünyası bilim olarak çok ileriyken bir anda böyle gerilemeye başlamış ya. Bunun sebeplerini insanlar düşünüyorlar. Birçok kişiden bunu duyuyorum. Gazali yüzünden oldu. Gazali gücü ele geçirdi. Büyük ihtimalle ikisi birdendir. Yani hem Moğolların saldırısı hem de Gazali'nin de gücü ele geçirmesidir. Siz bu konu hakkında ne biliyorsunuz? Gazali gerçekten yine hakkında okuduklarım ve hakkında anlatılanlara göre bugünkü şu sakalını sıvazlayan dini saadet piramidi haline getirmiş hocalar, hacılar falan var ya böyle. Söylenene göre Gazali bunların atası. Ve hatta kendi yazdığı kitaptan işte bölümler okuyorlar. İşte tuvalete girerken şu şekilde, şu elinizle tutacaksınız. 3 tane taş, taşı şuradan şuraya doğru sileceksiniz. Ondan sonra bittikten sonra tenasül aletinizi şuraya sokacaksınız. Buraya burundan tutacaksınız. Şu elle tutacaksınız. 3 kere öksürecek, şaka değil ha. 3 kere öksüreceksiniz. Bilmiyorum, olabilir. Bana aşırı garip gelmez. Çünkü şunun farkındayız. Yok mu şu anda da deli hocalar? Biz zamanında Fethullah için söylüyorduk işte. Adam kırık yani kafadan. Videolarından belli işte. Ama o zaman bunu söyleyemiyorduk. O zaman bunu söyleyince sen hoca efendimize ne diyorsun oluyordu. İşte bu Fethullah gibi bazı başka insanlar da zamanında olup ve güç sahibi olmuş. Yani insan inanamıyor ya. Fethullah'ın ne kadar güç sahibi olduğunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Böyle kırık bir adam. Böyle kafa gitmiş bir adam yani. Biliyorsunuz değil mi videolarını onun? Yaptığı hareketleri, acayip acayip hareketleri. Fethullah deli falan yazarsanız çıkar büyük ihtimalle. O adam yani akıl alacak gibi değil. O adam Mehdi sınıfına konmaya çalışılıyordu zamanında. Bazı insanlar tarafından. Bizim mahalledeki bazı arkadaşlar tarafından. En son var ya bizim mahalle muhtarı şikayet edecek beni. Dava açacak. Niye sürekli bizim mahalle deyip duruyor diye. İftira atıyor diye. Evet arkadaşlar. Gündem kısmımız alevliydi. Şimdi film kısmımız daha da alevli olacak. Neden olduğunu görürsünüz. Hazırsanız film kısmına geçelim. Evet, film köşesine hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle sürprizimden bahsedeyim. Tam 5 tane yeni kategori ekledim. Biliyorsunuz 2 hafta dönüşümlüydü bundan önce. Her hafta fix yeni film, haftanın yeni filmi, klasik filmi, dünya filmi oluyordu. Ondan sonra da ekstrem film, yerli film, ok gibi film, indie film bunlar da dönüşümlü olarak tanıtılıyordu. Şimdi 2 değil, 3'lü dönüşüm olacak. Tabii ki sıklık sırasına göre. Mesela 3'te 2 yeni film tanıtılacak. 3'te 2 klasik, 3'te 2 dünya olacak. Geri kalan boşluklarda da yeni kategoriler ve buna ait filmler tanıtılacak. Düşündüm taşındım. Dedim ki hiç girmediğimiz bazı alanlar var. Bu kategorilere girmeyen. Onlara da girelim. Madem film diyoruz. Bazı kategorileri tamamen görmezden gelmek doğru olmaz. Ve bu kategoriler neler? 1. Entel film. Haftanın entel filmi. Genelde Oscar adayı olmuş olabilir veya olmasa bile insanların bunu sevmeyen Recep İvedik seyretsin dediği türden filmler olabilir. Örnek Black Swan ya da Birdman ya da belki Drive, Only God Forgives. Bu tür filmler diyebiliriz. 2. Haftanın antika filmi. Bunlar da genel olarak siyah beyaz olan Alfred Hitchcock, Akira Kurosawa olabilir onun eski, en eski filmleri. Orson Welles. Bunlar da bu kategoriden olacak. Çok insanları sıkacağını sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi zaten bunlar 3 haftada bir olacak yani. Diğer daha sık olanlar yani yeni, klasik ve dünya filmleri. Bunlar 3'te 2 ama yeni kategoriler 3'te 1 olacak. O yüzden çok sıkmaz. Neyse 3. kategori çirkinlere de bir şans ver filmi. Çirkinlere bir şans ver filmi de genel olarak beğenilmemiş. Bu çok kötü film denilmiş yabancı filmler. Bunları oturup seyredip bakalım gerçekten de kötü müymüş yoksa haksızlık mı yapılmış diyeceğim filmler. Biliyorsunuz bir ara 5 tanesini arka arkaya seyretmiştim. Daha da var aslında birikmiş. Özellikle de bir sürü film var. Fragmandan baktığım zaman fena değil gibi gözüküyor.
Ama herkes nefret etmiş filmden. Bunlar gerçekten ilgimi çekiyor. Bunlara da bir şans vermek istiyorum. 3 haftada bir çok değil zaten. 4. kategori. Beklediğiniz, özlediğiniz haftanın animasyon filmi. Bu da 3D animasyon da olabilir. Anime de olabilir ama uzun metraj anime tabii. Yani her türlü animasyon buna dahil. Ve son olarak da haftanın Yeşilçam filmi. Bunu unutmuştum. Bir seyircim hatırlattı sağ olsun. Bu kategori de önemli. Gerçekten bizim bilmediğimiz çok Yeşilçam filmi var. Yani sadece adını duyduğumuz ama nasıl çekildiğini ben açıkçası merak ediyorum. Yeşilçam filmi sadece Battal Gazi veya sadece Hababam sınıfı değil. Bir sürü aslında konulu film var. Mesela Cüneyt Arkın Baba Kartal gibi. Yine 3 haftada bir de bu tür filmlere değineceğiz. Bu yeni kategori sistemi arkadaşlar önümüzdeki hafta başlıyor. Dönüşümlü olarak hangi hafta neleri tanıtacağımı aslında yazdım ama bilgisayarda şu anda. Belli yani rastgele seçmeyeceğim. Böylece her çeşit filme az da olsa şans vereceğim. Çünkü gerçekten arkadaşlar bu filmli Efekest podcastlerine başladığımdan beri normalde seyretmeyeceğim o kadar çok filmi seyrettim ki o yüzden bana çok fazla faydası oldu. O yüzden çok memnunum. Bugün de bu filmlerden bazılarına değineceğiz. Evet, bu haftada son olarak eski usul kategorilerimiz olacak. Yani haftanın yeni filmi, klasik filmi, dünya filmi, ok gibi filmi ve indie filmi olacak. Bu arada umarım yanlış anlaşılmamışımdır arkadaşlar. Bu kategorilerin hepsi devam edecek zaten. Şu 5 dediğim ekstra 5 kategori. Kısacası eskiden 7 kategorimiz vardı. Şimdi 12 olacak. Yeni film, klasik film, dünya filmi 3 haftada 2 kere tanıtılacak. Geri kalan bütün kategoriler de 3 haftada 1 kere. Tamam, anlaştık değil mi? Sıkıntı yok yani. Merak etmeyin. Bu kategoriler gitmiyor yani. Öncelikle bir film haberinden bahsedeyim. Cingöz Recai çıkmış. Normalde filmi seyretmeden filmle ilgili fazla yorum yapmam biliyorsunuz film köşesinde. Ancak bu filmi hangi film kategorisine koyacağıma karar veremedim. Ok gibi film mi yoksa yerli film mi? Çünkü ok gibi film olsa gerçekten çok sağlam kötü filmler var. O yüzden ona uymaz. Yerli film de olsa yerli filmde de bir sürü iyi film var sırada bekleyen. Buna sıra gelmez yani. O yüzden gerçeği kabul edelim. Uzun süre ben bu filmi seyretmeyeceğim. Ama insanlar baya nefret etmiş. Baya baya gömmüşler. Gerçekten şaşırdım. Gerçekten şaşırdım arkadaşlar. Çünkü Onur Ünlü'nün ben diğer çalışmalarını da o kadar çok beğenmemiştim. Ama insanlar çok beğenmişti. Ne oluyor? Yani hangi noktada insanlar bir anda akılları başlarına gelip onlar da beğenmemeye başlıyorlar? Bilmiyorum. Fragmanı seyrettim. Gerçekten böyle entel, Hollywood olmaya çalışan, yapay böyle Hollywood diyalogları falan. Bu tür bir film. Görünen adam da çok aşırı farklı değildi yani. Demek ki farklıymış. Bizim bilmediğimiz bir şekilde. Şunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Cingöz Recai filmi için ben ilk başta şunu diyordum. Onur Ünlü yazacak, daha teknik bilgisi olan birisine çektirecekler diyordum. Tam tersi oldu. Onur Ünlü'ye çektirdiler. Başkası yazdı. Şeyden gördüğüm kadarıyla, filmin fragmanından gördüğüm kadarıyla artık daha böyle profesyonel filmler çekebiliyor. İyi, güzel. Ama şunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Mesela benim bu hafta seyretmiş olduğum filmlerin çoğunda bu var. Hollywood kendisi bile artık bunu terk etti ki yani. Bunun farkında mısınız bilmiyorum. Aşırı böyle janjanlı, hızlandırıp yavaşlatmalı bilmem ne. Renkler parıl parıl parlıyor falan. İnanılmaz böyle her saniyesi stil, her saniyesi sanat eseri olmaya çalışıyor falan. Böyle filmleri artık Hollywood bile terk etti. Hollywood bile artık daha gerçekçiliğin peşinde gitmeye çalışıyor. Ki Hollywood olmayan ama çok çok saygı görmüş dünya filmlerinde zaten böyle değil durum. Yani işte janjanlı olayım böyle. Çok artistik geçişler kullanayım böyle sahneler arasında falan. Huşt huşt falan diye böyle. İnanılmaz böyle kasıntı Hollywood diyalogları falan. Oğlum Hollywood bıraktı lan. Hollywood Hollywood diyaloglarını bıraktı. Biz gene her zamanki gibi kraldan çok kralcı olmayı başardık yani. Hollywood'dan çok Hollywoodçu olmayı başardık yani. Şimdi arkadaşlar, F.I.'dan önceden görmüştü. Haftanın F.I.'dan önceden görmüştü köşesi yapalım mı bir tane daha? Hemen şimdi bir geleceğe bakayım bir saniye. Evet, geleceği gördüm.
Nasıl M. Night Shyamalan ilk başta böyle dahi, muhteşem, inanılmaz iyi yönetmen, bu ne ya, bu kadar da iyi olunmaz ki kardeşim falan diye böyle şişirildi. Ondan sonra insanların aklı başına geldi. Aa, M. Night da kötü film çekmeye başladı falan dediler ya. M. Night'tan da beklemiyoruz falan. Aslında kalite düşmedi ki, hiç iyi değildi zaten. Birkaç tane ben böyle filmci biliyorum. Türklerin içinde yavaş yavaş Onur Ünlü öyle olmaya başladı. İnsanlar şey demeye başladı. Ya nasıl olur böyle bir adam, ulan adam Recep İvedik'e laf ettirtmiyor. İnsanlar şey demeye başladı ya şimdi. Ya nasıl olur böyle bir Onur Ünlü gibi birisi nasıl kötü film çeker? İnanamıyorum. Belki de dahi değildi sizin söylediğiniz kadar. Olabilir mi? Şimdi esas geleceği gördüğüm olay şu. Daha 2'yi çeken arkadaşımız. Ya yemin ederim bir alıp veremediğim yok arkadaşlar. Gerçekten ben teknik olarak bakıyorum işe. Yani haksızlık, gerçekten haksızlık beni tetikliyor diyelim yani. Bu arkadaşımız da, yani daha 2'yi çeken arkadaşımız da, ben önceki filmlerini de seyrettim. Bu arkadaşımız isteyen kızabilir ama çok lüzumsuz bir şekilde şişiriliyor. O yüzden de bundan sonra çekeceği film veya ondan sonra çekeceği film, yani 1 veya 2 sonra çekeceği film inanılmaz gümleyecek. İnanılmaz gümleyecek. Ondan sonra diyecekler ki ya bu adama ne oldu? Ne güzel çekip duruyordu. Lan şişiriyorsunuz, şişiriyorsunuz insanları. Ondan sonra da gümleyince anlam veremiyorsunuz. Alper Çağlar mıydı? Diyorum ya, tanımam etmem. Biyografisine baktım hatta, tanıyayım diye. Sinan Çetin keşfetmiş. Abi Sinan Çetin ters Jackie Chan, ters Amir Khan, anti Amir Khan adam. Ne demek istediğimi söylemeyeceğim, anlayan anladı zaten. Evet. Gelecekten geleceğe baktım, şimdi gelecekten öyle bir şey gördüm abi. Bu abimizin bir veya iki sonraki çektiği film müthiş gümleyecek. Bence bir sonraki. Kıvama geldi çünkü. Bana öyle geliyor. Müthiş gümleyecek. Ondan sonra insanlar da aa nasıl oldu bu diyecekler. Evet, ilk filmimiz arkadaşlar haftanın indie filmi. Bu benim kafamı, filmin adı yani, kafamı çok karıştırdı. Doğru düzgün raflardan bulamadım. İlk başta kötü kalite seyrettim. Hiçbir şey anlamadım filmden. Filmimizin adı The Black Coat's Daughter ya da birçok yerde bulacağınız üzere February. Ben de açıklama kısmına kafanız karışmasın diye sadece bulabileceğiniz ismini koyuyorum. February yani. O isimle raflardan bakarsanız bulma şansınız daha yüksek. Filmi ilk seyredişimde film bitti. Hiçbir şey anlamadım. Buna lan dedim, film bitti. Ne oluyor lan, film bitti dedim. Hiçbir şey anlamadım. Ondan sonra filmi zaten anlamamış olduğumu fark ettim. Çünkü kalite o kadar kötüydü ki, İki tane sarışın kız var. Ben onları aynı kız sanıyordum. Bakıyordum, lan buradan buraya nasıl geldi şimdi kız? Burada değil miydi? Okuldan yola bir anda ne oldu? Işınlandı mı falan? Anlamaya çalışıyordum. Ondan sonra film bittikten sonra YouTube'dan falan açıklamasına baktım. Lan hiç mi bir şey de anlaşılmaz diye. Sonra gerçekten filmi hiç anlamamışım. İnanılmaz bir şey bu. Öyle olunca arkadaşlar hayatımda ilk defa film biter bitmez işte o açıklamasına baktım ve daha sonra bir daha baştan başlattırdım. Ama acele ettim. Keşke acele etmeseydim. Gene aynı kötü kaliteyi seyrettim. Ancak filmin sonlarına doğru merak ettim. IMDb'den bakınca filmin alternatif ismini gördüm. Ve o alternatif ismin de bütün raflarda yasal bir şekilde bulunabileceğini fark ettim. Yani February. Sonra February'yi bir daha raftan indirdim. 2 gün sonra da eşimle birlikte onu seyrettim. Gerçekten kalite aşırı fark ediyordu. Birçok sahnede ne olduğunu bile göremiyorsun yani. Merak etmeyin, February diye aratırsanız kötü kalitesini bulamazsınız. Raflarda yani, DNR'da falan, o tür yerlerde February diye aratırsanız. Evet arkadaşlar, yani özetle 3 kere seyrettim filmi. Hatta diyordum ki 3. seyredişimde ya sıkılırım herhalde diyordum, sıkılmadım. Çünkü birçok şeyi ilk defa gördüm. Filmimizin konusu. Bunları arkadaşlar mümkün olduğu kadar az anlatmaya çalışacağım. Çünkü çok kral filmlerle karşınızdayım bu hafta. Bu podcast ile ilgili spoiler vermiş oldum ama olsun. Yine klasik gerilim filmi Masum Kızı. Bir yatılı, sadece kızlara açık olan, sadece kızların gittiği yatılı bir okulda. Böyle dini, dindar bir okulda. Dediğim gibi
Masum gerilim filmi kızı var. Dönem bitiyor. Tatile giriyorlar. Ailesinin gelip kızı alması lazım. Ama kimse gelmiyor. Bir de bu kızın bir üst sınıfından bir kız daha var. O da biraz böyle klasik havalı falan ama tam böyle ağır kaşar, yani gerilim filmi kaşarı vardır ya. Öyle de değil aslında. İşte ama erkek arkadaşı falan var. O kız da ailesine yalan söylüyor. Cuma okullar kapanacak diye. Çünkü o da erkek arkadaşıyla buluşup ona bir şey söylemesi lazım. Ne olduğunu burada söylemeyeyim. Kısacası okuldan herkes ayrılıyor. Sadece bu iki kız ve iki tane de işte oranın görevlisi, böyle hizmetli gibi iki kadın kalıyor. Dört kişi. Ve şeytani bir güç ile yüzleşiyorlar. Daha fazla söylemek istemiyorum. Şimdi neye çok üzüldüm biliyor musunuz arkadaşlar? Bu filmin IMDb'si kaç biliyor musunuz? 5.8. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Tam olarak ne biliyor musunuz arkadaşlar? Adamlar anlamamışlar, bir basmışlar. Anlamamış bir basmış, anlamamış bir basmış. Her şeyden önce bu korku filmi değil. Ne film biliyor musunuz? Gizem filmi, yani yapboz filmi. Evet, korku öğeleri de içeriyor. Bazı kanlı sahneleri var. Ancak gizem filmi arkadaşlar. Tek seferde anlayabilmeniz için bir şey daha söyleyeceğim. Sahneler lineer değil. Ama bu böyle David Lynch gibi aşırı karmaşık bir şekilde karışık sıralama falan yok yani. Net anlıyorsun zaten. Ama en azından bilin istedim yani. Bence birinci seyredişten sonra, bu kadarını biliyorsanız eğer, birinci seyredişten sonra anlarsınız. Çünkü o yanı da güzel. Yani bu David Lynch filmlerinden ziyade Donnie Darko gibi. Yani aşağıda giden böyle derin bir hikaye var. Ama o derin hikayenin sadece bazı kısımlarını görüyorsun ve o hikayenin ne olduğunu sen anlıyorsun. O yüzden bu filme EFDB puanı 10 üzerinden 8.5 veriyorum. Neden daha yüksek değil? Indie film çünkü. Yani şunu gördüm arkadaşlar. Elimizdeki ekipmanlarla şu an bu filmi çekebiliriz. Niye çekemedik de onlar çekti? Tabii ki önemli olan konu, orijinallik. Adam çok güzel yazmış. Adam bayağı iyi yazmış yani, bir. İkincisi, oyuncular çok iyi. Kesinlikle şu hava yok. İşte indie film. Çünkü hep ben size söylerim ya. Indie film olduğu zaman işte ışıklandırma kötü olur. Seslendirme tırtı olur. Bazı oyuncular zayıf olur falan. Bu kesinlikle değil. Kesinlikle tamamen profesyonel. Ama işte az para harcanmış profesyonel film. Ve bunu görünce insan şey yapıyor, gaza geliyor. Diyor ki, lan diyor bak 8.5'luk film bile çekilebilirmiş, çekebilirmişsin. Gerçi 5.8 aldı. 8.5 almadı ama olsun. Düşünsene, adam böyle bir film çekiyor, IMDb 5.8 oluyor. Atarsın kendini ya. Suicide Squad'dan düşük puan alıyorsun lan. Atarsın kendini yerlere yani. Ve tabii ki EFDB listesinde en sevdiğim gizem filmleri listesine de 5. sıraya yanlış hatırlamıyorsam koydum. Yani Fight Club gibi, Memento gibi, Vanilla Sky gibi, Prestige gibi, bunlar gibi filmin olduğu listede 5. sırada bu film var. Saat şu an tam gece yarısı. 00:00. Gerçekten arkadaşlar, bu filmi ne kadar övsem azdır. Çok küçük detaylar daha sonradan önemli oluyor. O yüzden detaylara dikkat etmeniz lazım. Dikkatli seyretmeniz lazım. Bir de oyuncular, özellikle Masum gerilim filmi kızı, çok iyi. Çok iyi. Yöneten kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Psycho'daki erkek oyuncu vardı ya, Anthony Perkins. Onun oğlu. Ve ilk filmiymiş. Bundan sonra da çizgisini bozmazsa çok daha güzel sanat eserleri göreceğimize inanıyorum bu abiden. Ha bu arada çekimler basit dedim ama basit demek güzel gözükmüyor anlamına gelmiyor. Karlı manzaralar, çok güzel sahneler var ama yani çok fazla ne bileyim hareketli kamera yok, bilmem ne böyle. Var da çok yok. Daha böyle basit bir sinematografi ama dediğim gibi film kesinlikle amatör gibi değil yani. Olması gerektiği gibi. Çünkü düşünecek olursanız, gerçekten bir insanı ürpertmek, germek istiyorsanız biraz da basit olmalı yani şeyler. Sinematografi biraz da basit olmalı. O basitliği vermeniz lazım. Düşünecek olursan en çok tırstıran, korkutan
videolar o VHS türü videolar değil mi? Handicam'le çekilmiş türü videolar böyle. Ya şunu da söylemeden geçmeyelim. Müzik çok az var filmde ama olduğu zaman o kadar iyi ki. Çok az, çok basit, çok sade ama o kadar iyi ki fark ediyorsun. Yani tam böyle gerilim olacağı bir sahnede bir başlıyor ama kesinlikle böyle kafa sikici değil yani. Hink 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 falan değil yani. Gerçekten bu filmi çeken arkadaşı tebrik ediyorum. Çok güzel filmler çekmişsin. Bence para bulamasan bile Kickstarter'dan bile bence bir proje çıkartırsın oraya. Oradan bile sana para verecek çok filmde anlayan insan mevcuttur. Kickstarter'ın güzel yanı bu işte arkadaşlar. Bu tür bağımsız ama kaliteli iş yapan, kelleyi değil çok kişiye hitap etmeyi değil, kaliteyi düşünen insanların bu şekilde güzel filmler çekmesini sağlıyor. Dikkat ettiyseniz bundan önceki 2 hafta 8.5'u bulamamıştık değil mi? 2 hafta boyunca 8.5'u bulamamıştık. Hatta geçen hafta 8'i de mi bulamadık? Öyle bir şeydi galiba. Neyse ki bu hafta 8.5'tan açılışımızı yaptık. Niye buçuk? Söyledim bunu arkadaşlar. Aslında düşündüm de geçen gün. Şeyde de bizim dönemimizde en yüksek not 5. Bunu almak için de 85 alman lazımdı. Bak farkında olmadan 8.5'a onu denk getirmişim yani. Evet 8.5'un önemini hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 8.5 ise bir film. Kim olursanız olun size tavsiye ediyorum filmi. Bana güvenin, seversiniz filmi. Bu olaya çok üzülüyorum arkadaşlar. Yarın bir gün benim de başıma gelebileceğini düşündüğüm için. Adam ne kadar iyi film çekmiş, bir ton insan anlamamış. Anlamadığı için bir basmış yani. Çünkü biraz oturup düşünmek lazım. Çoğu kişi ne seyrettim lan ben demiştir. Ne oldu lan şimdi demiştir yani. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok çok böyle karmaşık değil. David Lynch değil yani. Otursanız biraz kafa yorsanız filmi seyrederken anlarsınız yani, kaçmaz. Açıklamasını tabii ki yapmak istemiyorum. Spoiler vermek istemiyorum. Bulamazsanız YouTube'dan bakarsınız. February Explained, Black God's Daughter Explained falan yazarsanız oradan bakarsınız. Ha şu uyarımı da yapayım. Bu böyle konuşa konuşa seyredilecek bir film değil. Bazı filmler öyledir ya, söylerim. İşte arada muhabbet edip arada bakılacak. Bu kesinlikle değil. Birden fazla kişi seyredecekseniz bile pür dikkat seyretmeniz lazım konuşmadan. Sürekli ekrana bakarak. Tabii ki çok mutluyum. Sonunda bir 8.5 bulduk diye. Devam edelim şimdi. Evet daha çok yolumuz var. Bu hafta maksimumların haftası oldu. Maksimum bir hafta oldu. Sırada haftanın ok gibi filmi var. Diğer ok gibi filmler şöyle bir kenara çekilin. Allah'ınız geliyor. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Hep birlikte. Bay E. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Birkaç ay önce Çanakkale çocuklarını tanıtmıştım ve demiştim ki bundan daha kötü film olamaz. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Sinan Çetin'in görüntü yönetmenliğini başkasına yaptırmadığı iki tane film var. Bunu zaten önceden bilseydim havada atlardım bu filme. Bay E'ye yani. Ama bunu bilmiyordum. Neyi biliyordum? Bay E diye bir film olduğunu biliyordum. Çok popüler olduğunu biliyordum. Ama bir baktım IMDb'de 2.8 almış. Allah Allah dedim. Bir de böyle mesela Sinan Çetin diğer filmleri de gözüküyor yan tarafta. Çiçek Abbas 8.2, Bay E 2.8. Tersi. Bu şey gibi. Bir önceki film gibi. Ben 8.5 verdim. IMDb 5.8 vermiş. Bu da o hesap. Nasıl oluyor arkadaşlar? Çünkü bakıyorum yorumlarda falan da insanlar diyor. İnanamıyoruz diyor. Olamaz diyor. Nasıl olur da bu kadar iyi bir yönetmen bu kadar kötü bir film çeker? Size daha önce de söylemiştim ya arkadaşlar. Aynı sebep. Görüntü yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı iki tane film var arkadaşlar. Sadece iki tane. Bir tanesi Çanakkale Çocukları, öbürü Bay E. İnsanlar şunu söylüyor işte. Ne oluyor lan, adam arada film çekmeyi mi unutuyor? Hayır, unutmuyor. Çünkü bilmediğin bir şeyi unutamazsın. Ben bu filmi seyrettiğim zaman
tescillenmiş oldu. Bu adam film çekmesini bilmiyor. Nokta. Bu adam, tekrar söyleyeyim bak. Bu adam film çekmesini, filmciliği bilmiyor. Bilmiyor abi. Şu an o kadar setin içine girdi çıktı, acaba öğrenmiş midir? Bu işin teknik kısmını, yani sanat kısmını öğrenmiş midir? Mesela Çiçek Abbas neden o kadar çok sevildi? Yazarı Yavuz Turgul. Görüntü yönetmeni başka. Action diyen Sinan Çetin. Şimdi normalde genel olarak yani yönetmenin hiç mi şeyi yoktur? Ne derler? Rolü yoktur veya yönetmen orada sadece durur da şöyle olsun böyle olsun mu der? Bundan ötesini bilemez mi? Bu arkadaşlar tamamen yönetmenine göre değişir. Alfonso Cuarón var. O da yönetmen yani. Tarantino var. O da yönetmen. Spielberg var. O da yönetmen. Ridley Scott var. O da yönetmen. Sinan Çetin var. O da yönetmen. Mahsun Kırmızıgül var. O da yönetmen. Hiç düşündünüz mü Mahsun Kırmızıgül denilen? Türkücüleri severim. Çok güzel insanlardır. Ama bir türkücü film yönetmeni olamaz normal şartlar altında. Nasıl bir türkücü açık kalp ameliyatı yapamayacaksa aynı şekilde film yönetmeni de olamaz. Yani bir şey öğrenmeden. Birçok insan bunun farkında değil. İşin içine girmediği için. Oturuyorsun bakıyorsun abi işte ben de düşünürüm ki yani bak şöyle olsun böyle olsun diyorsun. Hani çeker ya ne olacak yaratıcı. Hayır değil işte hayvan gibi bir teknik kısmı var o işin. Peki olamaz diyoruz ama olmuş, nasıl olmuş? İşte bu şekilde. Görüntü yönetmeni çekiyor zaten. Yönetmen sadece bazı durumlarda sadece şöyle olsun böyle olsun. Kadrajın şurasında bu olsun. Onları istiyor. Görüntü yönetmeni. Ya şey gibi düşün. Sen mesela evine ustayı çağırırsın. Dersin ki şurada şu renk boya olsun. Burada bu olsun. Şurada şu olsun falan dersin. Ama boyanın nasıl uygulanacağını bilmezsin. O işin teknik kısmını yani senin eline fırça verseler. Boyanın işte yüzde kaçını nasıl karıştıracağım? Şu rengi elde etmek için yüzde kaç ne yapacağım? Boyacı nerede? Boyacı nerede? Bunları bilmezsin. Ama gene de evi ben dizayn ettim dersin. Evet öyle. Ama usta olmasa onu bilecek teknik kapasiteye sahip değilsin yani. Bu da aynen bu olay işte. Benim için bu önemli. Yani bana soracak olursanız sen görüntü yönetmeni mi olmak istiyorsun? Yönetmen mi yani? Birisini seçsen hangisini seçersin? Tabii ki herkes gibi ben de yönetmen olmayı seçerim. Tabii ki yani. Ama işte herkes şey diyor ki ya benim de işte artistik yeteneğim var. Teknik bilmiyorum. Herkes böyle ki yani. Kendini bir şekilde kanıtlaman lazım. O yüzden de sadece görüntü yönetimi değil aynı zamanda sanat yönetimi de öğrenmeye çalışıyorum. İyi kötü. İşimizi kotaracak kadar en azından. Yoksa parasız olmaz o iş yani. O yüzden teknik olarak da bayağı bir öğrenmeye çalışıyorum. Lan şimdi düşünüyorum da Mint'te miydi o ya? Mint yarışmasında mıydı? Bir kısa film yarışması vardı. Orada mıydı abi jüri? Sinan Çetin. Birçok yerde jüri Sinan Çetin. Biliyorsunuz Türkçe olimpiyatlarında da jüri Sinan Çetin'di. Sevgili Fethullah Gülen'e sevgilerini yolluyordu falan. Bu da işte hocam neredesin yatağım soğuk. Yatağımda deli gibi dönüp duruyorum cu arkadaşlardandı. Sonra kandırılmıştır büyük ihtimalle. Şimdi ses çıkmıyor pek. Evet. Filmin başında Thanks to Rüzgar İngilizce yazmış. Neden İngilizce olduğunu bilmiyorum. Dünyaya mı açmaya çalıştım bu filmi? Çünkü birçok şey İngilizce yazmış. Ya directed by falan. Bu filmi dünyaya mı açmaya çalıştın? Yani insanlar çıkıp şunu diyebilir. Abi 1995 filmi ne bekliyorsun? Ulan aynı senelerde Mustafa Altıoklar ağır romanı çekmiş yani. Ağır romanın çekildiği seneler bunlar. Türkiye'ye gelmiş demek ki bir şeyler yani. Teknoloji gelmiş Türkiye'ye. Çok böyle atar yapıyorum. Boş böyle. Hani herkes der ya hayatımda gördüğüm en kötü film. Bu adam bilmiyor falan. Herkes der ya ben ciddiyim arkadaşlar bu konuda. Ne demiştik? Öfke bir hitabet sanatıdır. Ben bir filmi bu kadar sert giydiriyorsam vardır bir sebebi yani. Şimdi o sebeplerinden bahsedeceğim. 1. Dublajlar Allah'lık. Stüdyoda çekilmiş, kaydedilmiş. O çok belli de. Bir dublajlar Allah'lık. Yani inanılmaz kötü abi. Hiç böyle bak bunlarla ilgilenmeyen birisi otursun seyretsin. Sonradan mikrofonla böyle bakıp da birisinin üstüne kaydettiği inanılmaz belli oluyor. 2. Replikler, konuşmalar inanılmaz itici, inanılmaz sahte. Sahtenin ötesi. Film olabilmesi için olmayacak sebeplerden dolayı işte... Mehmet Ali Erbil. Ha bu arada Mehmet Ali Erbil var. Mehmet Ali Erbil artı Sinan Çetin. Ne bekliyordunuz ki? Gerçi ilk defa Mehmet Ali Erbil bozmamış filmi. Mehmet Ali Erbil normal insan rolünde.
onun bir suçu yok yani. İlk başta böyle çok saçma sapan bir sebep yüzünden karısı terk ediyor. Arabadan işte iniyor gidiyor, ondan sonra bir bakıyor işte başka bir adamla birlikte arabayla, son model arabayla çıkıyor. Mehmet Ali Erbil de onu yakalamaya çalışıyor. O esnada da işte başına gelen olaylar. Zaten yazan da Sinan Çetin. O da aşırı belli oluyor. Sinan Çetin bir filmi yazdıysa arkadaşlar net belli oluyor. Çanakkale Çocukları'nda da öyleydi. İnsanın ağzına ağzına mesaj sokmaya çalışır. Bilmiyorum insanlar sinirlenecek mi? Şey falan diyen olmuş. Taklalar attım ya. Alejandro Hodorowski sürrealist film çektiği zaman o ne güzel diyorsun. Ağzını kırarım senin bak. Sana senin anlamını çık git lan. Niye hep biz bunu yapıyoruz? Niye ok gibi de diyemiyorum buna? Yani saçımızı tarıyoruz ya, bazı filmler çok güzel olduğu zaman saçımızı tarırız. Onlara tarrak gibi film deriz. Tarrak gibi film yani saçımızı tarama amacıyla kullandığımız, yani faydalı anlamında tarrak gibi filmler gördüğümüz zaman, bunlardan bahsettiğimiz zaman illa birisi çıkacak böyle. Oo Hodorowski, hayır abicim, Hodorowski'nin çektiği filmle mi karşılaştırıyorsun sen bunu? El Topo'yla, Holy Mountain'la, onlarla mı karşılaştırıyorsun sen bu filmi? Bu filmi onlarla karşılaştırıyorsun. Ya yemin ederim bak, görüyorsunuz arkadaşlar, toplumumuzun kanayan yarası gene. Aslında film köşesi ama filmde gene toplumumuzun kanayan yarası. Hiçbir bok bilmeyip konuşmak, boş yapmak, toplumumuzun kanayan yarası. Ben başa gelince arkadaşlar boş yapmakla mücadele edeceğim. Narkotik şube, fuhuş şubesi falan var ya böyle. Boş yapma şubesi olacak. Boş yapma şubesi. Para cezasına çarptıracağım böyle. Para cezasına çarptıracağım. Boş yapıyorsun şu anda sen diye. Zaten bazı adamlar var ki herhalde donsuz kalırlar yani. Boş yapmak para cezası olsa donsuz kalırlar. Gene işte o dönem kimmiş iktidarda? Onlara göre yaranabilmek için çok bariz bir şekilde yani. Böyle işte CHP zihniyetine giydiriyor. Özel mülkiyet istemiyoruz falan diyor böyle. Şeyin Mehmet Ali Erbil'in elinden arabasını alıyor falan. Bu arada bu film arkadaşlar bayağı gişe yapmıştı zamanında. Bayağı ünlü olmuştu, onu hatırlıyorum. Yabancı birkaç tane sağlam hatun bulmuş. Konulu. Konusuz daha doğrusu, konusuz. Konusuz porno. Konulu pornoyu herkes çeker. Konusuz. Vay anasını. Arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim işte. Çanakkale Çocukları var ya. Çanakkale Çocukları zaten bir 10-20 sene sonra mı çekildi o? Yani orada adam bir şeyler öğrenmiş. Öğrenmiş haliymiş yani Çanakkale Çocukları. Öğrenmemiş hali Bay E. Yıldız Yağmur'u olduğunu söylemedim değil mi? Bir de herkes oynuyor. Yonca Evcimik falan. Dönemin bütün Ferda Anıl Yarkın'ı siz bilir misiniz? Ben bilirim işte. Hatta tipini gördüm, tanıdım. Aa dedim, bu Ferda Anıl Yarkın değil miydi? Bizim zamanımızda ünlüydü. Üç isimli adam diye geçerdi. Şimdi arkadaşlar ben de Hodorowski argümanın tam tersini size yapmak istiyorum. Bu filmi üniversite birinci sınıfta böyle. Abi benim bazı fikirlerim var, bazı mesajlarım var. Onları böyle filme dönüştüreyim diye yapsalar birinci sınıftaki adamın belki teknik olarak tamam dersin. Sen zaten birinci sınıfsın daha. Bu tür sıçışlar olabilir. Ama gene de dersin ki mesaj bu şekilde insanların suratına suratına vurulmaya çalışılmaz. Sen bir sürü orada ünlü topluyorsun. Ondan sonra bir sürü işte büyük ihtimalle parayı bastırıp reklamını yapıyorsun. O sayede de ünlüler geçidi filmde işte gişe yakalıyorsun. Ama bu kadar rezil bir film çekiyorsun. Size söyledim ya arkadaşlar. Yani sen şu anda film çekmeyi hiç bilmiyorsun. Al eline arkadaşınla bir film çek, arkadaşlarınla. 2'den daha düşük vermem sana. Ne kadar kötü olursan ol. Çünkü daha da kötü olabilmek için özel çaba sarf etmen lazım. Her şeyden önce ne biliyor musun? Kendini iyi film sanman lazım. Bu adama kim dedi sen filmcilikten anlıyorsun diye. Sen film çek. Büyük ihtimal şeyden sonra işte Çiçek Abbas'tan sonra veya Propaganda var. Propaganda şeyden Baye'den daha sonra. Onda da işte zaten karısı görüntü yönetmeni. Bakmış herhalde iyi film çekiyor, evlenmiş mi, öyle mi oldu acaba? Sizi daha fazla bekletmeyeyim arkadaşlar, meraklandırmayayım. Bu filmin EFDB puanı 10 üzerinden 0. Yeni sıfırımız bu. Dediğim gibi sıfırı alabilmek için çaba sarf etmen lazım. Hem teknik olarak rezalet olacaksın. Ya işte daha yeni şeyi seyrettik. Zampara Seyfettin 2'yi seyrettik. Hatta birkaç arkadaş dedi ki abi bunu da ok gibi film.
kategorisine koyacak mısın? Şimdi bir kişinin kar amacı gütmeden, elinde de doğru düzgün imkan olmadan, cebinden film parası vererek çektiği bir filmi ben ok gibi film kategorisine koymam. Ondan bahsetmem yani. Ama şimdi ulan karşılaştırıyorum. Teknik olarak neredeyse yakalayacakmış yani. Birkaç artısı var şeyin bayeğinin. Mesela şey, fokus almayı başarmış. Bravo. Fokusu başarmış abi. O tamam, fokusta sıkıntı yok. Keşke arkadaşlar insanlar bir duruş sergileyebilse ve kimse bu adama görüntü yönetmenliği yapmasa. Yapmayacağım abi. İstediğin kadar para ver. Ben senin görüntü yönetmenin olmayacağım dese. Keşke. Ve bu adam gene kendisi çekmeye çalışsa filmleri, böyle çırpınsa biraz. Maalesef herkes hayatta hak ettiğini bulamıyor. İyi anlamda da kötü anlamda da. Bu ona iyi anlamda diyorum tabii. Çünkü Oscar alması gerekiyor bu abimizin. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Oscar almamış. O yüzden diyorum yani. Sürekli arkadaşlar konuşurken ses kayıt cihazını durdurmam gerekiyor. Çünkü sürekli kendimi frenlemem lazım. Yani ben bir arkadaş sorsa abi bu film ile ilgili ne düşünüyorsun diye baya baya sağlam yardırırım yani. Ama gerçek düşüncelerimi burada ortaya koyamıyorum. Hukuki yönden sıkıntılı. Bu filmle ilgili ne düşündüğüm. Bu Sinan Çetin eminim gerçek hayatta iyi bir... Şu espri yapmayacağım artık, tamam, pardon. Şu Sinan Çetin gerçek hayatta eminim iyi bir insandır esprisini yapmayacağım bir daha, pardon. Bu şahıs hakkında gerçek düşüncelerimi, bunları söyleyemeyeceğim. Olsun, ne yapalım. Siz anladınız. Bir de şu var, filmin sonunda espri falan yapıyor Sinan Çetin kendi çıkıp. Diyorum ya işte, ortamda etrafında falan böyle hani ayıp olmasın falan diye gülüyorlar herhalde. Bu adam da kendisini komik sanıyor. Çünkü espriler de öyle. Şeyin içinde, bayanın içindeki espriler de öyle. Filmin sonunda tabii ki kendisi çıkacak yazılar akarken. 95 yılında tabii şey yok. Sosyal medya yok. O yüzden nasıl gömeceksin ki filmi yani? Ancak kulaktan kulağa falan yayılması lazım. Öyle olunca medya elindeyse eğer, her türlü filmi sen çekip iyi film diye kaktırabiliyorsun yani maalesef. O dönemin kötü yanı o. Sosyal medyanın da iyi yanı. Hani hep kötü yanlarını söylüyoruz. YouTube'un kötü yanını söylüyoruz bilmem ne, ama tabii ki bunların çok iyi yanları var. YouTube aslında müthiş bir şey. YouTube'a küfrediyorum. Bak gene video blokörü kapatmış. Neden böyle bir hareket yapıyorsun ki? Neden? CancerTube. Neden? Ama bu olmasa onun haricinde faydalı. Neden? Bir şey öğrenmek istiyorsun. Biber dolması tarifi diyorsun. Tak çıkıyor. Görüntülü bir şekilde. Step alıyorsun. Şu üzerine çıkıp iniyorsun ya. Hanım için onu aldık. Step egzersizi. Hemen çıkıyor bir sürü. Başlangıç, orta seviye bilmem ne. Yurt dışına gittik. Orada konserve açacağı çok acayip bir şey. Bizimki gibi böyle kulağı var da kulağını tutup çekip açıyorsun değil yani konserveler. Kulak mulak yok. Konserve açacağı alman lazım. Aşırı garip bir mekanizma. Nasıl kullanılıyor lan bu falan dedik. Hemen YouTube açtık telefondan. Tak çıktı yani. Bunlar tabii güzel yanları arkadaşlar. Hep de kötü yanı yok. İnternet çağının yani. Şey çok komik lan. O zamanlar böyle CHP zihniyeti, böyle sol zihniyet vardı herhalde iktidarda. DSP o zaman mı iktidarda acaba? Neyse hatırlamıyorum. İlginç bir şey. Amerikan hayranlığına düşman olanlarla dalga geçmiş. İlk defa böyle bir şey görüyorum lan. Hep Amerikan hayranlığıyla dalga geçilir ya. İlk defa Amerikan hayranlığı karşıtlarıyla dalga geçmiş herif. Öncü adam öncü filmci abi, boru değil yani. Evet, dediğim gibi arkadaşlar yani YouTube'da var zaten. Şu anlattıklarım belki size yeterli gelmiyordur. Yani adam söyledi ama o kadar da çok büyük değil. Adamın tipini mi sevmiyor acaba? Sinan Çetin'i sevmediği için mi böyle diyor acaba falan diye düşünebilirsiniz. Arkadaşlar anlatılmaz yaşanır gerçekten. Bir film ne kadar kötü çekilebilir merak ediyorsanız ben açın bakın derim yani. Bana hak vereceksiniz. Şunu demek istemiyorum. Konu salakça demek istemiyorum. Çünkü adam zaten şey diyor. Absürt yaptım ben. O yüzden konu salakça da diyemiyorsun. Yani verilmeye çalışan mesajlar salakça verilmiş. Satsın diye bir sürü hatun baldır bacak var filmde. Konulmuş yani. Yerleştirilmiş yani. Hani satsın diye. Lan biz de şey diyorduk ya, ne kadar toymuşuz ha. Plajda filmin de yönetmeni bu arkadaştı ya. Yanlış hatırlamıyorsam yönetmen miydi, yapımcı mıydı? Yönetmendi galiba. Orada da işte afişte böyle bir şey, bikinili göt vardı. Biz de diyorduk ki işte bak adam bunu çekmiş, ondan sonra Fethullahçı olmuş bir anda falan diyorduk. Meğer adam plajdaya gelene kadar
Bay E'de zaten konusuz çekmiş yani. Konusuz softcore çekmiş adam. Yani orada bir bikini göt gösterdi diye biz ooo diyorduk. Adam burada zaten papi papi, papi chulo, papi papi papi, bennami bennami çekmiş. Bu filmin başrolünde oynayan yabancı kadın oyunculuğu bırakmış. Biliyor musun? İlk ve son denemesi kadının. Zaten de büyük ihtimalle oyuncu olsun diye çağırmamışlar onu. Niye çağırdıkları belli yani. Yonca Evcimik köylü rolünde falan. Köylü kadın rolünde falan. Gerçekten ilk Kürt süper kahraman Genco ile yarışır yani. Meğersem ilk Kürt süper kahraman Genco değilmiş. Sinan Çetin'miş. Evet, heyecanla merak ediyorum. Acaba bir film çıkar. Bu filmin sıfırlığını elinden alır mı? Göreceğiz. Sadece birkaç ay önce Game of Bizans'ı gördüğüm zaman bu filmden daha kötüsü çıkamaz demiştim. Vay be, şu an Game of Bizans var ya, ne kadar iyi bir film gibi geliyor bunların yanında. Bir kişi şöyle açıklamaya çalışmış. İşte anlamsızlığı veya saçmalığı bu. Adamın gördüğü bir rüya. Rüyada da zaten mantık aranmaz. Mantıksız geçiş o. Tamam, hepsine eyvallah. Zaten sıkıntı o değil ki. Sıkıntı şu. Film çok kötü. Film çekmesini bilmeyen bir adam çekmiş. Anlatmaya çalıştığım o yani. Bununla birlikte de işte aslında alttan alttan değil üstten üstten saçma sapan mesajlar verilmeye çalışıyorlar insana falan. Neyse, yeterince konuştuk ya. Ben gerçekten arkadaşlar bir saat konuşurum ben bunun hakkında yani. Ama olsun. Her şeyimiz bugün maksimum demiştim. İyi filmler de iyi, kötüler de kötü çıkıyor bak. Sırada haftanın yeni filmi arkadaşlar. Size yine bir kıyak yapacağım. Eğer bu filmi görmediyseniz şanslısınız. Bir gerilim filmi olan Don't Breathe. Neden şanslısınız biliyor musunuz? Hiç fragmanını görmeden, film hakkında bir bilgiye sahip olmadan filmi seyretme şansınız var. Yine her zaman olduğu gibi fragmanda bile spoiler var. Bir, ikincisi IMDb'ye bakıyorsun. Orada konusuna bakıyorsun böyle. Bir cümlelik bir konu vardır ya. Orada bile spoiler var. Çünkü bazı şeyler var ki gene daha önce de Warrior içinde demiştim ya aynısını. Bazı şeyler var ki filmin ortalarına doğru öğreniyorsun yani. O yüzden arkadaşlar hiç spoilersız, çok basit temiz bir şekilde anlatacağım. 3 gencimiz var. Bir tanesi kız, 2 tanesi erkek. Kız diyebiliyoruz değil mi? O hakaret sayılmıyor. Her neyse. Bunlar işte aileleriyle sorun yaşayan gençler. O yüzden de evlere giriyorlar. Soygun yapıyorlar, kaçıyorlar ve bu şekilde para biriktiriyorlar ve bir adamın evine girmeye karar veriyorlar. Bunu işte soyalım. Tahmin edeceğiniz üzere olaylar gelişiyor. Bekledikleri gibi olmuyor yani. Zaten onu da tahmin etmişsinizdir. Bekledikleri gibi olsa soygunu yapıp geri çıkıyorlar. Bitiyor film falan. Öyle değil yani. Bu kadarını anlatacağım arkadaşlar. Filme 10 üzerinden FDB puanı 8 veriyorum. Nereden kırdım? Notu nereden kırdım? Karakterler çok klişe. Bir tane hani şey derler ya, kalıptan çıkmış karakter. Aynen öyle. Bir tane iyi erkek, bir tane tamamen baş belası bir erkek, bir tane de işte iyi ama ailevi sorunlar yaşadığı için bu işleri yapmak zorunda olan kız. Bazen böyle herkes karakterine göre davranmaya çalışıyor. Hani ben malım, mal olayım. Ben iyiyim, iyi olmalıyım. Onu anlıyorsun yani. O yüzden karakterler klişe kalmış. Bir. İkincisi de February ile yani Black Ghost Daughter'la karşılaştırdığımızda onun kadar iyi orijinallik ve onun kadar böyle kaliteli oyunculuk yok. Oyunculuk rahatsız etmiyor. Genelde en son işte bu şeyde vardı ya, Texas Chainsaw Massacre The Beginning. Oradaki saçma sapan karakterler vardı ya, o kadar kötü değil. Ama şey kadar kaliteli değil. Black Ghost Daughter'daki kadar gerçekçi, kaliteli, iyi oyunculuk da yok yani. Sadece rahatsız etmeyecek kadar, öyle söyleyeyim yani. Bunun haricinde şunu da hemen unutmadan söyleyeyim. Gerçekten teşekkür ediyorum. Sonunda yapay olmayan bir kötü adam gördük ya. Gerçekçi bir kötü adam gördük ya. Tabii ki yani. Niye şimdiye kadar uzun süredir göremedik ki? Hep böyle Marvel'daki fake sahte kötü adamlar gibi, işte Logan'daki. Hani film çok yüksek puan ama orada bile karakterler klişe. Ben kötü adamım diye geziyor yani. Niye yapıyorsun bari ki? Kötüyüm abi yani. Kötü adamım öyle yani.
kötü adam konuşması. Muhoho falan şey de vardı ya, X-Men Apocalypse'deki adam. Onunla ilgili de gene çok detay vermek istemiyorum. Spoiler olmasın diye yani, bu filmdeki kötü adamla ilgili. Ama gerçekten hem gerçekçi hem inandırıcı hem de harbiden korkunç yapmayı başarmışlar. Bir tane sahne var. Zifiri karanlıkta ve bakıldığı zaman göz bebekleri aşırı büyümüş olduğunu görüyorsun. Yani %90 gerçekten zifiri karanlıkta çekmişler onu. Sen nasıl görüyorsun? Şeyden görüyorsun tabii. İnfrared kamera mı derler artık ona? İnfrared kamera galiba. Onunla görüyorsun. Yeşil yeşil gösterir ya böyle. Termal o muydu ya? Her neyse. Normalde şimdi o tür sahneler olduğu zaman normal ışık olur ama sadece yeşil renk verirler. Sanki termalmiş gibi gözükmesi için. Ama burada çok net. Yani ben inandım. Zifiri karanlık olduğunu inandım ben. Özellikle o göz bebekleri aşırı büyüyor ya. Oradan falan anlıyorsun yani. Tabii ki bu filmin esas gücüne gelmedik. Bu film çok ustaca çekilmiş arkadaşlar. 8'in sebebi o yani. Bu filmi çeken adam işi biliyor. Özellikle de Bay E'den sonra seyredince. Bu filmi çeken adam gerçekten işi biliyor. Gerilim gerçekten sürekli devam ediyor. Bitmeyen bir gerilim. Tabii ki daha detayına girmeyeceğim ama bitmeyen bir gerilim. Onun haricinde jump scare'lar var ancak tamamen mantıklı bir şekilde kullanılmış. Bu ne demek? Bir yerde diyelim aniden köpek çıktığı zaman aniden köpek müziği olmuyor. Bir ikincisi de evet o seni korkutuyor ama en azından mantıklı bir şey. Gerçekten de sen arabanın içinde otururken köpek aniden harar diye saldırabilir yani. Havlayıp da oradan gözükebilir. İlk başta gözükmüyorken yani aşağıdan geliyor çünkü. 3-4 tane jump scare var ama hepsi doğru yapılmış yani. Olması gerektiği gibi. Bir yerde adam çıkıyor diyelim. Bir kere tamamen bu lüzumsuz hani arkadaşı korkuttu falan. O tür jump scare'lar olur ya. Sırf böyle sahte korku eklemek için. O öyle de değil zaten. Konuya hizmet eden jump scare'lar. Üçüncüsü de en nefret ettiğim şey biliyorsunuz. Jump scare olduğu zaman jump scare müziği. Yani yüz gözükür. Orada yüz gözüktüğü zaman yüz gözükme ses efekti. Vınt diye. Adamın yüzünden ses mi çıkıyor abi? Bu yok işte yani. Bunlar yok. O yüzden jump scare nedir? Nasıl olmalıdır? Bu filmde görebilirsiniz. Yani bana soracak olursanız zorunluluk olmamalı. Çünkü ben kötü korku filmlerinde mesela işte o Texas Chainsaw Massacre The Beginning'de de görmüştüm bunu. Ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi film çekiyorlar büyük ihtimalle. Bitiriyorlar veya yazmışlar filmi. Senaryo bitmiş. Diyorlar ki abi diyorlar çok fazla korkunç sahne yok. Ne yapsak? Şuralara jump scare serpiştirelim. Hadi o film zaten o kadar iyi değildi. Bazen iyi filmleri de bozuyor. The Boy gibi mesela. Rüya sekansı, jump scare. Ne gerek var ki yani? Zaten iyi film. Büyük ihtimalle yapımcılar demişler The Boy filminde de. Ya baksana şurada şu kadar süre boyunca korkmuyor. Ya korkmasın abi. İşte öyle bir zorunluluk olmamalı yani. Kafanda korkunç bir fikrin varsa o fikri de uygularsın olur biter. İlla zorlama korkunçluk koyuyorsan ama kötü film olacak belli yani. Bir iki hoşuma giden sahne daha var. Mesela işte diyorum ya mümkün olduğu kadar az söylemeye çalışıyorum. Spoiler olmaması için. Bir yerde gene cama düşme sahnesi mesela. Camın böyle çıt 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 açılma sahnesi falan. Kısacası arkadaşlar amacınız korku, gerilim, daha doğrusu gerilim diyelim. Gerilim ise bu filmi daha çok tavsiye ediyorum şeyden. The Black Coat's Daughter'dan. The Black Coat's Daughter gizem filmi. O yüzden arkadaşlarınızı çağırdınız böyle. Hadi gerilimli bir film seyredelim diyorsanız bunu tavsiye ediyorum. Ve dediğim gibi fragmanını koymayacağım. Açıklama kısmına fragmanını koymayacağım. İsmini yazacağım. Parantez içinde fragman koymuyorum. Spoiler içerdiği için yazacağım. Gerçekten şanslısınız. Efe Aydal'dan size Efe Aydal'dan size bir hizmet. Bana güveniyor musunuz? Gerilim seviyor musunuz? Tamam. O zaman bu filmi seyredin. Ve konuya monuya hiçbir şeye bakmadan. Don't breathe. Git, bul, seyret. İster bir player, ister iki player. İster arkadaşınla seyredebilirsin, ister tek başına. İkisi de makbul bu film için. Bazı yerlerde blok sahneler vardı. Tabii artık şeyi öğrendik ya. İşte Birdman'dan falan da öğrendik onu. Eşikten falan geçerken aslında orada bir kesme var. Blok değil yani orası. Şimdi onu bilince up uzun bir blok sahne var aslında bu Don't Breathe'in başlarında. Yani çok aşırı başlıkta değil de
İşte adamın evine girdiklerinde. O mesela gerçekten çok güzel ama yani %90 çaktırmadan kesme işlemi yapmışlardır. O yüzden vay anasını falan demiyorsun yani eskisi kadar. Ama gerçekten güzel bir sahne o. Diyorum ya bak tekrar söylüyorum. Bunu çeken adam işi biliyor. Zaten dedim ki lan dedim şimdi yönetmene bakayım. Kesin böyle şey çıkacak. Bilmem ne Von Anderson Günther Ben falan çıkacak böyle. Böyle Amerikan ismi çık Michael Jackson çıkmayacak yani. Dedim. Baktım abi harbiden de. Neydi ya o? Meksikalı bir isim bir saniye. Fede Alvarez. Yazanlar da aynı şekilde. Fede Alvarez ve Rodo Sayaguez. Evet aranızda Meksikalı arkadaşlar olduğunu biliyorum. İsimleri yanlış söylediğim için özür dilerim. Sinirlenmeyin Meksika'yı da çok seviyorum. Benim en sevdiğim arkadaşlarım hep Meksikalıdır yani. Sizin yanınızdaki o Guatemala bana kelime yaptı. Yoksa benim sizinle bir alıp veremediğim yok yani. O Guatemala benim hayama dil uzattı. Ey Guatemala sen benim hayama dil uzatmadan önce git o dilini bir yıka temizle. Benim hayamı ağzına almadan önce o ağzını yıka önce. Ha bir de neden puan kırdım? Bazı yerler var. Ben gerçekten böyle hata arayan, mantıksızlık arayan birisi değilim. Ama gerçekten garip geliyor. Lan diyorsun. Bir iki tane yer var. Bir tanesinde spoiler vermeden mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışacağım. Görünce anlarsınız. Aa bundan bahsediyormuş dersiniz. Bir kişi bağlı, kilitli böyle anahtarı bulmaya çalışıyorlar. Ama bağlı olduğu şey perlon bant gibi bir şey. Yani falçatayla bile kesersin onu. Falçatayla bile kesebilirsin. Zincir falan değil yani. Öyle bir şeyle bağlı. Onu açabilmek için anahtar arıyorlar. Bir o saçmaydı. İkincisi de bir tane kapıdan çıkmaya çalışıyorlar. O da öyle kilitli. Ama kapı o kadar siktir boktan ki. Bir tane tekme geçirsen kırılıp açılacak yani kapı. Çok net belli bir şey yani. Çelik kapı falan değil. Bunlar gerçekten komik ve gerçekten filmle ilgili önemli sahnelerdi bunlar. Ama dediğim gibi artıları eksilerini baya baya geçiyor. O yüzden gene de her şeye rağmen 8 veriyorum bu filme yani. Bu filmi gerilim seviyorsanız arkadaşlar kaçırmayın derim. Bugün iyi gidiyoruz ya. 8.5'umuz var, 0'ımız var, 8'imiz var. Daha düşmedik yani. Yüksek gidiyoruz. Pot yüksek. Ha bir iki şey daha yazmışım buraya. Şu klişe veya mantıksızlık diyelim bu da var. İnsanların bir ton darbe alması ama ölmemesi. Bakıyorsun abi diyorsun 80 kere ölmüştü bu. Bu filmi çeken ve yazan arkadaş gerçekten güzel filmler ileride çekeceğine inanıyorum. Yetenekli bir arkadaş. O yüzden umarım bunları görür, bu hatalarını fark eder. Bunları da tıraşlamaya çalışır. Yani daha önce de söylemiştim ya arkadaşlar. Kalite yüksek olunca ufak şeyler de göze batıyor. İstiyorsun ki bunları da adam temizlesin. Bayağı bir dört dörtlük bir şey çıkartsın bir dahakine. Bende de yapıyorlar bir şey demiyorum yani. Abi diyor şu saniyeyle şu saniyenin arası normalden daha yeşil olmuş falan. Desinler tabii canım. Ben gerçi baktığım zaman göremiyorum o ayrı da. En son anlattım mı bilmiyorum. Renklendirmede hanıma gösterdim. Dedi renklerde bazıları işte yeşili bilmem nesi farklı farklı tonlarda. Onu oturttum yanıma. En baştan bir daha yaptık. Aynı olacak şekilde yani. Bu düzeltilmiş hali bir de. Şu da filmin doğru yaptığı sahnelerden bir tanesi. Birinin boynunu boğazını sıkınca o kişi hemen ölmez. Filmlerde nedense hep böyle görüyoruz. Boğazını sıkıyor bir noktadan sonra ölüyor. Ölmez. İlk başta bayılır. Bayıldıktan sonra çok daha uzun süre sıkman lazım ölebilmesi için. Yoksa ayılır gene. Belki şeyi merak etmişsinizdir. Bu MMA karşılaşmalarında falan. Adamın boynunu sıkıyor. Veya işte Jujutsu'da, BJJ'de falan. Adamın boynunu sıkıyor. Bir noktadan sonra adam bayılıyor. Ölmüyor ama. Nasıl yapıyor? Özel bir şekilde mi sıkıyor falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır değil. Öyle. Sıkınca öyle oluyor zaten. Hatta şeyi hatırlıyorum. Bir seri katilim belgeselinde. Teker teker aile bireylerini adam. Böyle sapıklar var işte. Bağlıyor. Ondan sonra boğmaya çalışıyor. Hepsi tabii bayılıyor. Ondan sonra fark ediyor ki ayılmaya başlar teker teker. Ondan sonra işte adam şey diyor. Filmlerde gördüğüm gibi değilmiş demek ki diyor işte. Sırada haftanın klasik filmi. Sağlamlardan bir tanesine denk geldim. City of God. Brezilya filmi. Duydunuz mu arkadaşlar bu filmi? 2002'de çıktı bu. Zamanında bir arkadaş tavsiye etmişti.
Tabii bu tür filmler o zamanlar seyretmiyordum. Gettolarda geçen, getto hayatını anlatan falan. İlgimi çekmiyordu. O yüzden seyretmemiştim. Ama şimdi bahaneyle diyoruz ya, ünlü olan, genel olarak sevilen her türlü filmi seyretmeye çalışıyorum. O yüzden de tam dedim zamanı. Bunu bir seyredelim. Filmin konusu Rio de Janeiro'ya yakın bir alanda evsizlerin, ondan sonra işte doğal felaketten evleri hasar görmüşleri falan. Bunların hepsini bir alanda topluyorlar. Oraya prefabrik evler yapıyorlar. Ve bu insanları da, bu aileleri de buraya yerleştiriyorlar. Buraya da City of God deniyor. Yani Tanrı şehri. Polis çok fazla uğramadığı için, uğrayan polis de kirli polis genelde olduğu için, çete savaşları bitmiyor tabii. Bütün bunların içinde de fotoğrafçılık yapmaya çalışan, fotoğrafçılık hoşuna giden ve işte suça karışmamaya çalışan, mümkün olduğu kadar, neredeyse imkansız olduğu halde suça karışmamaya çalışan bir genç. Gerçek bir hikayeymiş. Şimdi zaten bunu bile anlatsam gene de iyi dersiniz değil mi? Ama arkadaşlar, olay o değil. Film gerçekten iyi. Merak ediyor musunuz EFDB'yi? Filmin EFDB'si arkadaşlar 10 üzerinden 9. Bayağı uzun zaman oldu değil mi 9 vermeyeli? En son Warrior'a mı verdik? 10 üzerinden temiz bir 9 var. Şimdi biliyorsunuz 9'u çok çok zor veriyorum artık. Ama düşündüm. Ulan dedim, buna da vermeyeceksek neye vereceğiz? Belki başka insan daha bile yüksek verebilir. Konu normalde getto hayatı falan. Benim ilgimi çekmediği halde filmin kalitesini inkar edemediğim için 9 veriyorum. Arkadaşlar, filmin özelliği şu. Düz, lineer giden bir film değil. Anlatım dili, anlatım metodu orijinal. Filmin bir noktasına kadar mesela merak ediyorsun. Şöyle bir olay var, acaba bu nasıl oldu falan diye. Filmin bir noktasına geldiği zaman aslında şöyle oldu şeklinde gösteriyor sana. Ondan sonra bir adam görüyorsun. Bu adam neymiş ya? Veya bir çocuk görüyorsun. Bu çocuk ne lan? Falan diyorsun. Sonunda anlaşılıyor çocuğun ne olduğu. Geriye dönüyor, gösteriyor yani. Ama şu da değil. Çok böyle flashbacklerle yoran filmler vardır ya, öyle de değil yani. Bu film gerçekten bileğinin hakkıyla en iyi, en baba filmlerin arasında yerini almayı başarmış bir film. IMDb'si de zaten 8.6. Benim için en büyük sorun bir sürü zenci olduğu için bunu birkaç kere yaşadım. Bir sürü zenci olduğu için bir bakıyorsun ana diyorsun, ana karakter öldü. Sonra bakıyorsun başka zenciymiş o. Bunu birkaç kere yaşadım ben. Siz yaşayacak mısınız acaba? Ve filmi bence bitirdikten sonra bir daha geriye dönüp seyretmek aslında lazım. Ben de hanıma seyrettirme bahanesi bir daha mı seyretsem? Çünkü çok fazla karakter var. Ve ileride böyle büyüdükleri zaman da şu karakter şu oluyor falan diye görüyorsun. Ondan sonra geriye dönüp çocukluk hallerine bakınca, aa bak bu figüran gibi gördüğümüz kişi buymuş. Aa bak bunda figüran sanıyorduk, önemli bir karakter oldu diyorsun. Bir de karakterlerin küçüklüğü büyüklüğüne o kadar çok benziyor ki, aynı oyuncu bile olabilir yani. Değil galiba da, şeyde farklı isimleri vardı. Ama yani aynı oyuncu deseler inanırım. Oyunculuk çok çok iyi bu arada. Çok gerçekçi, çok inandırıcı. Yani diyorum ya, bizimkiler Hollywood olmaya çalışıyor. Hollywood bunlara benzemeye çalışıyor aslında. Bak kaç tane film saydık kral. Bir tane daha sayacağız. Onu da söylemeyeyim ama o da buna dahil aslında. O, City of God, Don't Breathe, February. Bu filmlerin hiçbirinde böyle aşırılık, aşırı renk olsun, aşırı böyle vuj vuj geçişler olsun, bakın ben Hollywood oldum, bunların hiçbirisi yok abi. Adamlar artık doğal güzellik, iç güzelliği. Buraya çalışıyorlar yani. Bizimki gibi makyaj kasmıyor. Makyaj kanalı açmıyor bizimki gibi. Bazı arkadaşlar özellikle gerçek yaşanmış olayları seyredip vay be böyle şeyler de varmış demeyi seven arkadaşlar, zaten kesinlikle kaçırmayın bu filmi. Gerçekten çok çok kaliteli bir film yani. Bu şey anlamında ünlü olmamış yani. Seyredince anlıyorsun bunu. Hani işte gettolarda zor hayat bilmem ne, Moonlight falan değil yani. Moonlight öyle. O net öyle yani. Bu öyle değil. Bu çok çok iyi bir film. Bir de işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? 2 saatlik film ama o kadar çok olay oluyor ki 3 saat falan sanarsın yani. İsterseniz deneyin arkadaşlar. Birini böyle karşısına geçirin. Saat falan olmasın etrafta. Basın seyredin filmi sonuna kadar.
Kaç saatlikti diye sorun ondan sonra. Şeyde de öyleydi ya, Dangal 2,5 saat ama o kadar çok olay oluyor ki uzun sanıyorsun filmi. Sıkılmıyorsun tabii. Hani sıkıcılığından değil. Bazen de öyle olur. Sıkıcılığından uzun sanarsın, ondan değil yani. Herkese teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Ben size tabii böyle faydalı hizmetleri yapıyorum. Belki bu filmi duymamış veya kaçırmış arkadaşlar olabilir. Bu podcast sayesinde o filmi seyretme şansı yakalarlar. Ama ben de sizin sayenizde bu filmleri görmüş olurum. Yani karşılıklı aslında. Gerçekten bu tür filmleri görmeme vesile olan arkadaşlara ne kadar teşekkür etsem azdır yani. City of God. Kral film. 10 üzerinden 9. Evet, puanlar akıyor bugün değil mi? Puanlar havada uçuşuyor. 8,5 var, 8 var, 9 var. 8'in altına düşmedik. Sizce son filmimizde, yani haftanın dünya filminde düşecek miyiz? Düşmeyeceğiz çünkü hile yaptım. Normalde Black God's Daughter'ı 3 kere seyrettiğim için yeni bir film seyretmem gerekirken bu filmi bir daha seyretmiş oldum. O yüzden de bir de tabii podcast'i de bir gün önce, yani perşembe, zaten sesimden anlamışsınızdır, kaydettiğim için de yeterince günüm olmadı. Tabii ki isteseydim bugün bir noktaya kadar kaydederdim. Bugün de bir film daha seyreder, yarın da bitirdim podcast'i, sorun olmazdı. Ama bunu yapmak istemedim. Neden? Çünkü bazı filmler var, gerçekten burada size tanıtmak istiyorum. Ama önceden seyretmiş olduğum için hani siz kaçırmış oluyorsunuz gibi bir şey oluyor. Bu film de onlardan bir tanesi. Önceden seyretmiş oldum ama filmli Efekest serisinde değinmediğim haftanın dünya filmi İsveç'ten geliyor. Let the Right One In. Ve tabii ki sizin için de bir avantajı, böyle hile yaptığım zamanlar tabii ki sadece tavsiye edeceğim filmleri buraya getiriyorum. Yani seyrettim beğenmedim dediğim filmi buraya getirmem. Filmin konusu belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Gene de ben söyleyeyim. Küçük böyle bir kasaba gibi bir yerde bir kız, bir de babası var. Ancak kız vampir. Küçük bir kız. Vampir olduğu için babası da işte kızı yakalanmayacak bir şekilde av bulmasına yardımcı oluyor. Bazen işte kurban buluyor, kurbanı kesiyor, kanını akıtıp kıza götürüyor falan. Bazen kurbanı götürüyor. Bazen kızı götürüyor, kız kurbanı avlıyor falan. Bu kız bir oğlan çocuğuyla arkadaşlık kuruyor. Ama bunlar küçük yani. Ne bileyim, 8-9 yaşlarında. Bu çocuk da okulda tabii ki zorbalar tarafından zorbalığa maruz kalıyor. Ve kız garip olduğu halde tabii arkadaşça davranıyor, iyi davranıyor kıza. Kızın güçleri olduğunu bilmeden. Kızın da hoşuna gidiyor bu. O da bunu artık korumaya başlıyor. Ve olaylar gelişiyor. Bu filmi kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten tavsiye ediyorum demesem buraya getirmezdim. Gene çekim stili farklı, daha basit. Daha basit olunca daha gerçekçi oluyor. Daha gerçekçi olunca böyle bir vampirin böyle bir ısırması bile size sanki gerçekten karşında birbirini ısırıyormuş gibi bir his yaratıyor. Öyle olunca da çok daha fazla içine işliyor. Bu film aynen öyle. Sonunda zaten çok güzel bir sahne var. O böyle top 10 sahnelerin içinde hep olur. Ama söylemeyeceğim. Top 10 korku filmi sahneleri falan olur ya. Onların içinde olur. İşin güzel yanı tabii Hollywood klişelerine veya kalıplarına girmek, orada kalmak zorunda değil. O yüzden bu tür Hollywood filmlerinde olmayacak şeyleri bu filmden bekleyebilirsiniz. Fragmanı zaten vereceğim. Bilmiyorum, siz bu tür film seviyor musunuz arkadaşlar? Ben bayağı seviyorum. Gerçekçi böyle. Çünkü baktığın zaman yani gerçekten böyle bir ortamda, bir kere ortamlar zaten güzel. Manzaralar olsun. Hiç bilmediğim bir yer zaten böyle işte. İsveç'te bir kasaba. Bir de dediğim gibi böyle bir işte cinayet türü bir şeyler gördüğün zaman gerçekten bir cinayet haberi görmüş veya gerçekten bir cinayet görmüş gibi oluyorsun. Yani o senin içine daha çok işliyor. Seni içine alıyor yani film. O bakımdan bu tür filmleri çok seviyorum. O bakımdan da tavsiye etmeden geçemedim. IMDb puanı arkadaşlar 10 üzerinden 8. Her ne kadar basit bir film olsa da orijinal olduğu için seyretmenizi tavsiye ederim. 3 tane gerilimli film oldu bu hafta. En aksiyonlu olan Don't Breathe. O yüzden arkadaşlarla birlikte bu üçünü hangisini seyredeyim diyorsanız Don't Breathe daha iyi gider. Diğerleri daha böyle tek başınıza seyredilecek filmler. Bu arada tabii ki Don't Breathe'i de
tek başınıza seyredebilirsiniz. Bazı filmler vardır ya, tek başına seyredersen sıkılırsın. Veya arkadaşla seyredip yorumlaman gerekir. Veya işte aa bak ne oldu falan demen gerekir. Yani bu o da değil. İkisi de değil yani. İstediğin gibi yap. Sana bırakıyorum. Sanatına bırakıyorum. Boş mu yaptım arkadaşlar gene? Kendi kendime de para cezası vereceğim o zaman. Evet. Bu hafta kısa film seyretmedim. Çünkü bizim rakibimiz olan kısa filmlere baktım bir sürü. Onlar sayılır mı? Bir de tabii günümüz eksikti. O yüzden uzun bir kısa filme vakit olmadı. Ancak size bulduğum bu yarışmaya katılan, yani bir dakikalık kısa film yarışmasına katılan filmlerin olduğu bir listeyi paylaşacağım. Şu an 200'ü geçti. 203 falan oldu galiba. 203-204 o şekilde. İçinde bizim filmimiz de var. 204 filmi seyredersiniz. 203 filmi seyredersiniz. Bir karşılaştırma yaparsınız. Siz kendi birincinizi, ikincinizi, üçüncünüzü de söylersiniz. Evet, adresimiz efaydan.com, youtube.com/commake, twitter.com/commake. Bundan sonra Twitter daha aktif olacak. 280 karakter geldiği için Twitter'dan takip etmiyorsanız etmenizi tavsiye ederim. Kişisel görüşlerimi veya bir yerde böyle bir paylaşım falan görürsem oraya koyuyorum daha çok. Facebook'ta neredeyse sadece kendi yüklediğim şeyleri koyuyorum. Instagram.com/efe_aydal. Burada da günlük çektiğim fotoğrafları veya Seattle'da daha önceden çekmiş olduğum ama bir araya getirmek istediğim, bir yere toplamak istediğim fotoğrafları koyuyorum. Facebook.com/efaydalfan ve de tabii ki destek olmak isteyen, sorusunu okutma şansı yakalamak isteyen ve de podcast'leri bir hafta önceden dinlemek isteyen arkadaşlarımız için patreon.com/efaydal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Ok gibi filmlerin maestrosu Sinan Çetin'e emanet olun. Sinan Çetin, beni dinlediğini biliyorum. Lütfen artık çetmeyin. Oh, kayıt bitti. Eski FKS'lerde kayıt bitti, Allah kahretsin bunun montajı var diyordum. Şimdi kayıt bitti, ne güzel kendimi dinleyeceğim diyorum. Manyak mıyım? Hangimiz manyak değiliz ki?